Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Dayımın hanımı, amcamın hanımı biraz ihtiyarca, onlara sarılıp öpmemde bir sakınca var mı? Ellerini öp, eğer annen böyle kendinden geçmiş noktadaysa, yani kadınlık olarak kendilerinden geçtilerse sarılmakta bir beis yok. Hanefi'ye göre. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri halifeliği döneminde Medine'nin kenar sokaklarında yaşayan yaşlı kadınların başlarını okşadığına dair rivayetler var. Tabi o kadınlar yaşlı ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri de yaşlı. O yüzden normalde çok yaşlı bir kadına karşı, hele böyle dayı ve amcasının hanımıysa, elini öpüp de böyle işte sarmaşmakta bir beis yok. Kadın şarkıcıyı dinlemek caiz midir diye sorarsanız, ben de caizdir der çıkarım. Sahabe çünkü cariye olan kadın şarkıcıları dinlemiş. Hür, Müslüman bir kadın şarkıcılık yapmaz. Anladınız mı? Hür, Müslüman bir kadın şarkıcılık yapmaz. O yüzden eski fıkıh kitaplarına baktığınızda kadın şarkıcı dinlenir mi dediğinde dinlenebileceğine dair fetva görürsünüz. Ama burada bir alt dipnot düşeyim. Hür, mümine bir kadın şarkıcılık yapmaz. Kimler şarkıcılık yapar? Cariyeler yapar. Kimler şarkıcılık yapar? Mümin olmayan. Yani mümin olmayandan kastım La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeyen kadınlar şarkıcılık yapar. O yüzden Osmanlı'da önceden kadınların eğlentilerinde gayrimüslimler, kadın gayrimüslim çalgıcılar bu noktada hizmet ederlerdi. Ve o gayrimüslim kadınların normalde mesela şey vardır ya, işte Osmanlı'da ilk kadın şarkıcılar, Osmanlı'da ilk, Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyete geçince ilk kadın şarkıcılar, ilk kadın aktrisler, ilk kadın tiyatrocular, bunların hepsi de büyük bir çoğunluğu gayrimüslim unsurlardandır. Soyadı, isim ve soyad kanunuyla onların soy isimleri ve adları da Türkçeleştirilince bir farkı kalmadı. O yüzden şimdi bu manada kadın şarkıcı dinlenilir mi? O zaman gayrimüslim bir kadın şarkıcı dinlemekte veyahut da cariyeyi dinlemekte bir beis yok. Hani meşhur ya, sahabeler oturmuşlar, işte cariye kadınları dinliyorlarmış. Birisi geliyor, yine başka bir sahabe. Hani siz bunu, onları men etmeye kalkıyor. Onlar da diyorlar ki biz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bunun fetvasını aldık. İster otur sen de bizimle beraber dinle. İstemezsen dinleme. Maddi bir işin olması için sebepler dairesinde insan elinden geleni yapsa, o iş de olmasa, bu o kul için imtihan mıdır? Biz neyin imtihan olup olmadığına biz kendimiz karar vermeyelim. Biz kendimizce diyelim ki biz bununla alakalı yeteri kadar gayret sarf etmedik. Sebepler dairesinde muhakkak bir eksiğimiz oldu. Sebepler dairesinde muhakkak ki biz bununla alakalı olması gerekeni yapamadık diyelim. Yoksa bütün herkes kendince, kendi çalışmasını, kendi gayretini kendince uygun görür, olmadı, nasip böyleymiş der. Ben sebepler dairesinde her şeyi yerine getirdim der. Ümmet-i Muhammed bu noktada o yüzden tembelliğe doğru gidiyor.
Yani ben bunun üzerinde yapmam gerekeni yapmadım demiyor. Nasibim bu kadarmış demek ki diyor. Kendi kendine bir nasip üretiyor. Ben uğraştım ama olmadı diyor. Kendince kendi çalışmasını, kendi gayretini yeterli görüyor. Bu katılınacak bir şey değil. Biz bilemeyiz o meseleyle alakalı nereye kadar gücümüzün yetip yetmediğini bilemeyiz. Bize çalışmak düşer. Hem madden hem manen. Biz düşünceye kadar çalışalım. Biz bayılıncaya kadar çalışalım. Maddi manevi. Çünkü Cenab-ı Hak güce güç katacak olandır. Cenab-ı Hak kuvvet verecek olandır. Cenab-ı Hak basiretleri aşacak olandır. Cenab-ı Hak yeniden yeni yollar ihsan edendir. Bu böyle, bu ümmet-i Muhammed'in en büyük hastalığı. Ya biz elimizden geleni yaptık deyip kenarda oturmak. Demek ki tam yapmamışız. Biz bir daha denememiz lazım. Bir daha uğraşmamız lazım. Bir daha yürümemiz lazım. Bir hamle daha yapmamız lazım. Biz bir daha stratejileri gözden geçirmemiz lazım. Biz bir daha nerede yanlış yapıyoruz diye analiz etmemiz lazım. Biz neyi eksik yaptık dememiz lazım. Oturup bir daha en ince ayrıntısına kadar bütün hesabı, kitabı, stratejiyi, planı, programı dökmemiz lazım önümüze. Maddi manevi. Yoksa bu bizi çok basitliğe götürüyor. Yani kendimizce diyeceğiz ki biz, ya nasibimiz bu kadarmış işte. Ne yapalım ki yani? Bu geldi elimizden. Buna katılanlardan değilim. Hakkınızı helal edin. Son dönem yaşanan olaylar, Türkeş'in tutumu, ileride olabilecek olaylar, durumlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Siyasi konular belki ama bölge ve ülke çok karışık ve bizler de bu durumu daha net okuyabilmek için soruyorum, hakkınızı helal edin. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bu memleketi, bu memleketteki inananları korusun ve muhafaza eylesin. Amin. Bizi hiçbir zaman normalde yani bu şartlar içerisinde, bu şartlar dairesinde Türkiye'yi hiç kimse başıboş bırakmaz. Türkiye'deki dini hassasiyet arttıkça, Türkiye'de İslami bir duruş arttıkça sizi başıboş bırakmazlar. Yani siz sistem olarak Türkiye'de sohbetleri, zikirleri, dersleri serbest bırakırsanız sizin ensenizde boza pişirirler. İmam hatipleri, Kur'an kurslarını, dini eğitimi, dini öğrenimi, dini yaşantıyı hür bırakırsanız sizin yakın bir yerde bırakmazlar. Türkiye'nin yeniden İslam'la tanışması, Yeniden İslam'la tanışması demek Kur'an ve sünnete dayalı. Kur'an ve sünnet ışığında bir dinle tanışması. Hurafelerden arınmış, yapmacık zorlama yorumlardan ayrılmış, net, salt, temiz. Kur'an ve sünnet anlayışı. İçinden aykırı seslere bakmayın siz. Hani bazılarının hadisleri inkar ettiği, bunlar hep içini boşaltmak için. Türkiye'deki İslami gelişmelerin içini boşaltmak için dizayn edilmiş şeyler. İşte Kur'an'ın üzerinde, hadislerin üzerinde şüphe oluşturmalar. Bunların üzerinde şüphe oluşturmalar. İslam'ı bir cemaate, İslam'ı bir tarikata, İslam'ı bir partiye bağlayıp o partinin, tarikatın, cemaatin, hoca efendinin, şeyh efendinin hatalarıyla
veyahut da siyasetin hatalarıyla İslam'ı özdeşleştirip İslam'ı alaşağı etmeye çalışmalarıyla. Bunlar, bütün bu algılar, bu operasyonlar devam ediyor. Buna rağmen insanlar, belli bir kitle, kendini temiz tutup dinini yaşama ve yaşatma gayretine devam ediyorlar. Sağlam tarikatlar, sağlam cemaatler, kendisini paraya, pula, makama, mevkiye, ondan sonra ne bileyim işte kendince yurt dışındaki oluşumlara, yurt içindeki oluşumlara peşkeş çekmeyen. Bunlar çok değil, az, ama Cenab-ı Hak onlara öyle bir kuvvet-i maneviye veriyor ki etkileri büyük oluyor. Çok kalabalık olanların o kadar etkisi olmuyor. Çünkü içleri kof. Ama çok kalabalıklık aramayıp sırf Kur'an ve sünnet dairesinde duran tarikat ve cemaatler çok kalabalık olmuyorlar zaten. Nefse tatlı gelmiyor bu çünkü. Nefse acı gelince insanlar oralardan uzak duruyorlar. Gelecek burada zikrullah yapacak, terleyecek burada şimdi. Ter kokacak. Hatta birisi öyle dedi, zaman zaman paylaşıyorum ya. Ya dedi, insan kokuyor orası dedi. Hani terli ya, insan kokuyor. Dedim, insan kokar, doğru söylüyorsun dedim. Ne güzel bir burun var ki insan kokusuyla insanlaşmış veya insana bürünmüş hayvan kokusunu ayırt edebiliyorum dedim ben, kaldı. Burası insan kokuyor, doğru. Allah'ın zikredildiği meclisler, çünkü orada bulunanlar gerçekten bu noktada insanı kamilliğe adım atarlar. Hatta zikrullah meclisinde o kimse insanı kamildir. Mecliste. Zikrullah meclisinden ayrılır, konumuna, durumuna göre insanı kamillikten yavaş yavaş ne yapar? Çekilir. Hani diyor ya sahabe, ya Resulallah, biz zikrullah meclisine geldiğimizde, senin meclisine geldiğimizde her şeyi unutuyoruz. Ama diyor, dışarı çıkınca dünya bizi zapt ediyor. Dışarı çıkınca dünya bizi zapt edecek. Ama zikrullah meclisinde kendimizi sırf Allah için zikrullah'a verirsek, vay ya, beni burada görsün de adam kızını versin, vay beni burada görsün de beni oğluna alsın, vay ya beni burada görsün de adam iş versin bana, vay beni burada görsün de şöyle olsun böyle olsun, bunlar af olmuş olarak kalkarlar. Bakın, bunlar af olmuş olarak kalkarlar. Yani bir kasıtla gelse, bir niyetle gelse, herhangi bir böyle amaçla gelse, bu ister dünya olsa, ister kadın olsa, ister makam olsa, ister mevki olsa, zikrullah meclisi öyle bir yüce meclistir ki orada bulunanları ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Af olmuş olarak dağılın der. Hadisi kutsi. Ama bir kimse sırf Allah için, Allah için hiçbir şey düşünmeksizin, hiçbir şey beklemeksizin, hiçbir menfaat ummaksızın zikrullah meclisine gelse otursa af olmakla kalmaz. Geçmiş günahları sevaba çevrilir. Geçmiş hataları hayra çevirir. Geçmişi tamamen temizlenmekle kalmaz. Ya sevaba çevrilir. Adam önceden içmiş ya, Cenab-ı Hak onu temizledi, sevap etti. Adam önceden her türlü haylazlığı yapmış ya, Allah onun haylazlıklarına rahmet ve bereket etti. Sırf Allah için zikrullah meclisine oturduğunda ne yaptı? Hepsini hayra çevirdi. Biz de oturduk. Lan bu adam dün böyleydi ya. Nereden bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördü? Ya dün böyle yanlıştı bu adam.
Ya bırak ya, sahabe görebilir mi ya? Bir de hal görüyormuş, bir de rüya görüyormuş. Yok bir de şu oluyormuş. Evet. O kimse olur. Biz de onun daha önceki günahlarını tesbih ederekten biz de günaha gireriz. Farkında değiliz. Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Hayra çeviriyor. O yüzden zikrullah meclisleri arttıkça Cenab-ı Hakk'ın salt, Kur'an ve sünneti öğretildikçe ve insanlar hayra doğru koştukça, devletle millet bütünleştikçe, kaynaştıkça, çalmalar, çırpmalar eksilip, faizler eksilip, yatırımlara geçtikçe sizi rahat bırakmazlar. Hiç rahat bırakmazlar. Operasyon üstüne size operasyon yaparlar. PKK'sı da, DHKB'cisi de, Azar, HDP'si de, KCK'si de, dinlisi de, dinsizi de size karşı çıkar. Onlar laf cambazıdır. Lafları da böyle kendilerince bulurlar. Bizim böyle laf cambazlığı bilmeyen bir kısım insanlar da doğru söylüyor derler. Doğru söylüyor derler. Ben de böyle millet memleket menfaatini konuşunca ona da derler ki bu Akşeh. Bu AK Partili canım. Ya siz AK Partilisiniz. Ya CHP'li de olurduk biz aynı şeyleri CHP yapsaydı. Kur'an kurslarını serbestletti de biz mi kilitledik CHP? Veya X bir parti açtı da biz mi kilitledik? Doğru çalışan kimse alkışlarız memleketimiz için, milletimiz için, vatanımız için. Şimdi PKK'nın terörüyle alakalı konuşuyorum diye herkes yazıyor bana. AK Partili yaptılar, attılar beni kenara. Laf hazır. PKK'ya karşı çıkarsan AK Partilisin. Bu memleket bölünmesin dersen AK Partilisin. Kur'an'dı, vatandı, milletti dersen AK Partilisin. Hayır. AK Partili olmak suç sanki, bir de potansiyel suç yani sanki. Hiçbir partiye oy atmadığımı beyan ediyorum ama yok, suçlayacak ya beni. Yani buradan aslında farklı bir algı oluşturuyorlar. Yani AK Partili olmak potansiyel suçtu. Hani Sufi olmak potansiyel suçtu ya. Hani iyi mümin olmak potansiyel suçtu ya. Aynı algıyı oluşturuyorlar. Bir kimse bir yerde iyi mümin ise potansiyel suçtu. Hatta IŞİD'ciydik ya daha önce. Ben daha önce IŞİD'ciydim. Ben her dönem siyasal konuma, duruma göre ben ne olduğumu ben de tespit edemedim bir türlü. Ben kendimce ne olduğumu biliyorum da bana olan yaftalardan ha demek ki şimdi bu olmuşum diyorum ben onların gözünde. Yani PKK terör örgütüdür dersen, bunları yazarsan cesaretle sen AK Partilisin. Bunu bu yaftayla yaftalanmamak için PKK'yı lanetlemeyeceksin. PKK'ya terör örgütü demeyeceksin. Ya? Yani böyle söylersen AK Partilisin sen. Veyahut da devlete secde ediyorsun. Algı bunların hepsi de. Ve Müslümanlar da ne yazık ki, müminler de ne yazık ki bir türlü Türkiye'de cesaretlenemedi. Bir terörist kadar cesaretli değiliz biz. Biz bir dinsiz kadar cesaretli değiliz. Biz bir imansız kadar cesaretli değiliz. Biz Kur'an ve sünnete bir DHKBC'li kadar sahip değiliz. Bunu haykıramıyoruz biz. Biz bunun mücadelesini veremiyoruz.
Ben 94 yılında İslam'la tanıştım. 95 yılında, özür dilerim, 85 yılında, 85'ten beri aynı profille karşı karşıyayım ben. Müslümanlar silik, ezik, korkak, söylediğini, imanını ifade edemeyen, haykıramayan, bu konuda mücadelesini edemeyen, ne yazık ki ama yeteri kadar bu konuda cesaretli olmayan kimseler. Asıl dünyaya, makama, mevkiye, kadına, paraya, pulaya, rahata ermek için uğraşmayacak olan veyahut da bunları elini tersiyle itip Kur'an ve sünnet dairesinde mücadele etmesi gereken bizken, ne yazık ki biz öyle değiliz. Değiliz. Bir düdük hepimiz eve. Birisi bize şurcusunuz siz dedi mi biz hepimiz susuyoruz. Pusuyoruz biz. Biz onun mücadelesini veremiyoruz. Bu 28 Şubat'ta da aynıydı. Şimdilerde değişmedi. Hep aynı. Karşımızdaki insanlar dinsizliklerini, imansızlıklarını, teröristliklerini olduğu gibi icra ediyorlar. Biz dur diyemiyoruz biz. Diyemiyoruz. Sen kimsin diyemiyoruz biz. Yok. Seyrediyorum ben, bakıyorum. Hiç kimse bu konuda bir taraf değil yani. Herhalde bizim Müslümanlar şehit olmaktan korkuyorlar galiba. PKK gelir evlerini bombalar diye düşünüyorlar galiba. PKK gelir iş yerlerini bombalar diye düşünüyorlar. PKK gelir dergahı bombalar diye düşünüyorlar herhalde. PKK gelir tekkeyi bombalar diye korkuyorlar demek ki. Edebiyatta hepimiz en öndeyiz. Şehit oluruz canım. Hani mücadele nerede? Yok. Yok. Şeytanın kulağına kar suyu kaçırmayın da birisi gelse burada bir bomba ihbar yapsa bir dahaki derste kaç kişi olacağımızı merak ediyorum bazen. Evet. Ama Kur'an, sünnet yaşanmaya başladıkça onlar böyle bizim içimizin biraz kof olduğunu bilseler daha da cesaretleneceklerdi. Bilmiyorlar. Allah onların gözlerini korkutuyor. Ama biz böyle yaşamaya başladıkça bizim ensemizde çok daha baza pişirecekler. Bunlara alışın ama oyuna gelmeyin. Tezgaha gelmeyin. Kendi içerisinizde bu noktada duygunuz Kur'an, sünnet, vatan, millet düsturu olsun. Bizim siyasetimiz, bizim yürüyüşümüz, bizim duruşumuz, bizim bakışımız Kur'an, sünnet, vatan, millet. Biz bir şeyin ne kadar Kur'an, sünnete uyup uymadığına bakarız. İki, o şeyin vatanımıza, milletimize faydalı olup olmayacağına bakarız. Dinse bu mesele Kur'an ve sünnetle bağlıdır. Memleket hizmetiyle alakalıysa biz ona, vatana, millete bu meselenin nasıl hizmet noktasında nasıl olduğuna bakarız. Bizim ölçümüz bu. Biz günlük siyasetle işimiz yok. Günlük siyasi partilerle de işimiz yok. Yok. Bizim işimiz Kur'an, sünnet, vatan, millet. Bu topraklarda İslam yaşanmalı. Bu topraklarda İslam konuşmalı. Bu topraklarda İslam hakim olmalı. Bu toprakların insanları bölünmemeli, parçalanmamalı. Kardeş kavgası, kardeş kanı akıtmamalı. Bu topraklarda terör hakim olmamalı. Bu topraklarda adaletsizlik hakim olmamalı. Bu topraklarda dinsizlik, imansızlık hakim olmamalı. Bu topraklarda Kur'an ve sünnet
dimdik ayakta durmalı ve bu topraklarda yaşayan insanlar bunu yaşamalı ve İslam hukukuyla, ahlakıyla, her şeyle bu topraklarda neşvi neva bulmalı. E bunun için mücadele ediyorsanız ne Amerika'sı, ne İsrail'i, ne Avrupa Birliği, bu dünyanın hakim güçleri sizi rahat bırakmaz. İçinizden de dışınızdan da satılık cemaatte, tarikatta, partide, siyasetçide, bürokratta bulur. Bir şekilde karıştırmaya çalışır. Terör örgütü de kurarlar, kurdururlar da bir şekilde senin içini dışını karıştırmak için uğraşırlar. Burada bize düşen vazife. Bunlar böyle günübirlik meseleler değil. Bu yarın bitecek bir mesele değil. Ertesi gün bitecek bir mesele değil. Terör 10 günde bitecek bir mesele değil. Şimdi seçim sattı mahalline girdi. Şimdi terör aşağı doğru iner. Şimdi bir bakmışsınız gene PKK en barışçıl terör örgütü olmuş. Husis öyle söylüyorum, barışçıl terör örgütü. Onlar katliam yaparlarken barış için yapıyorlar. Bir ayet anımsatıyor değil mi size? Onlara bozgunculuk yapıyorsunuz dediklerinizde onlar derler ki biz bunları düzeltmek için yapıyoruz. Onlar PKK en barışçıl terör örgütü. Dağda izmarit bile atmıyorlar kurşun atmaktan. Şimdi fazla kalmaz, 15-20 güne falan kalmaz, bir haftaya kadar o terör durur. Bir haftadan sonra terör örgütünün uzantısı HDP çıkar meydana, barış istiyoruz bizler, barış güvercini olur. Hemen gagasındaki kurşunu, bombayı, molotof kokteylini bırakır. Ondan sonra aldatmacı olarak bombanın üzerine bir zeytin yaprağı, tabii kurşunun üzerine bir zeytin, el bombalarının üzerine de bir gül, ha barışçı olur çıkar. Evet. Çok yakın, merak etmeyin. Ondan sonra da yine bir böyle canı sıkılan bir şey olur da yine öldürürse, şehit ederse askeri, polisi, sivili, ondan sonra der ki devletin gizli istihbarat örgütü bunu başlattı. İçeriden de payandaları var nasıl olsa. Bunu derler ki istihbarat örgütü yaptı. 90'lardakinleri örnek verirler. Yani 90'larda böyle MİT, ondan sonra işte bazı devletin içerisinde kurumlar işte PKK'yla gayri nizami bir şekilde mücadele ettiler. Bunları örnek olarak sunarlar. Devlet isterse gayri nizami de mücadele eder. Her devletin gayri nizami bir mücadele gücü de olmalı. Siz devlet olarak kalacaksanız gayri nizami savaş nizamı alıp öyle de mücadele edebilme yeteneğine sahip çıkmalısınız. Devlet hukukunun içerisinde. Evet. Bunu bize yutturuyorlar. Sanki dünya üzerindeki tarih boyunca devletlerin gayri nizami savaş araç gereç ve birimleri olmamış gibi. Sen devletsen gayri nizami savaş araç gereç ve birimlerin de olmak zorunda. Olmazsa seni ham yaparlar. Yutarlar seni. Yutarlar. Bununla alakalı inşallah devleti idare edenler PKK ile olan mücadelede geri adım atmazlar. Bu noktada durmazlar. İçeride ve dışarıda namlusunu askerine, polisine, sivil vatandaşına, namlusunu iş makinelerine, namlusunu, bombasını yapılan yatırımlara yöneltmiş olan bu PKK'yı, içindeki uzantıları, dışındaki uzantıları, her şeyiyle
kökünden sıyırıp atma, temizlemek için devlet amansız bir şekilde mücadele verir inşallah. Vermeli de zaten. Yoksa amaç Doğu ve Güneydoğu'da kargaşaya devam edip orada özellik terennesiyle büyük Kürt devletini kurmak. Bu sadece Kürtler orada devlet kursa söylenecek laf olmaz kimsenin. Ama orada İsrail'in ve Amerika'nın bu konuda kesinleşmiş plan ve projeleri var. Bilhassa İsrail'in. İsrail kendi güvenliği için Suriye, Irak ve Güneydoğu'dan bir kısım toprakları alıp piyon bir orada İsrail güdümünde bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Adı Kürt devleti olacak. Ne Kürtlere yar olacak, ne Türklere, ne Suriyelilere, ne Iraklılara, ne İranlılara. Kan gövdeyi götürecek her daim. Bunu yapmak için mücadele ediyorlar. Türkiye'nin içerisinde bir kısım İslami entelektüel cemaat tarikatlar da nasıl olsa orada bir Mehdi Savaşı çıkacak, ha bu olsun gözündeler. Bir de işin bu tarafı var. Orada işte Batılıların Armagedon dedikleri, bizim Mehdi Savaşları dediğimiz, Deccal'la Mehdi'nin savaşması dediğimiz, o savaşlar çıkacak ya, nasıl olsa o yüzden bırakalım çıksın diyenler var. Allah muhafaza eylesin. O bölge kan ağlar. Kan ağlar o bölge. Böyle bir şeye kalkışılırsa, böyle bir şey olursa, bilin ki uzun savaşları bekleyin. Verseniz de kurtulamazsınız. Deseniz ki alın doğuyu, güneydoğuyu sizin olsun, yine kurtulamazsınız. Bitmez. Bitmez. Türkiye'nin hızla Doğu ve Güneydoğu'daki yerel Kürt halkıyla bir probleminin olmadığını anlatması gerekir. Probleminin PKK'yla, DHKBC'yle, IŞİD'le olduğunun bunu ilan edip bunu resmen yerel halka inandırması gerekir. Ve yerel halkın terörle KCK, HDP kıskacından kurtululması gerekir. Hızla. O bölgede askeri yığınağın düzgün yapılıp terör unsurlarının temizlenmesi gerekir. Hızla. Şehirlerdeki terör örgütü yapılanmasının hızla tespit edilip şehirlerde yangın yeri olmadan temizlenmesi gerekir. Bu seçim sattı mahalli temizlik için en uygun zaman. Çünkü HDP'yi parlatmak için, HDP'yi tekrar böyle gündeme getirmek için terör eylemlerinden uzak duracaklar. O esnada devlet bu temizliği yapması lazım. İnşallah. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklemekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ahzab ayet 72. Cenab-ı Hak bir emaneti dağa yüklemeye kalkacak, dağa hayır mı diyecek? Göğe yüklemeye kalkacak, gök hayır mı diyecek? Varlığın hangi unsuru Cenab-ı Hak bir şeye yap dediğinde yapmayacak? Ayet-i Kerime böyle, Ahzab ayet 72.
Amma yerden girdik ha değil mi? Kaldı şimdi ortalık değil mi? Bu ayette geçen emanet ile kasıt nedir? Eğer emanet ile özgür irade ya da sınav, imtihan kastediliyorsa neden sadece insan için vurgu yapılmıştır? Cinler de imtihanda oldukları halde neden emanet sadece insana yüklenmiştir? Soru bu. Yaratılmışların içinde imtihanda olan sadece cinler ve insanlar mıdır? Bizim ölçebileceğimiz fiziksel evrenimizde yaşam sadece dünyaya verilmiş bir hediye midir? Yapay zeka çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte iradeye sahip robotlar ve bilgisayarlar tasarlanabilir mi? Ama en başta ayet-i kerime var. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Sunmuş ya. Cenab-ı Hak bir emanet sunmuş. Daha hayır, ben bunu kaldıramam demiş. Göklere sunmuş, o da kaldıramam demiş. Eğer Allah onu sunduysa bir şeye, o hayır dediyse, Cenab-ı Hak onun hayır diyeceğini bilmiyor mudur? Biraz düşünün bu konuyu. Fikri olan söyleyebilir. Cenab-ı Allah bir sivrisineğin örnek vermekten kaçınmaz. Yani Allah bu dağlara teklif eden hususu emaneti, onların şeklini reddetmesi de onun cisimlerinin müsaadesiyle. Yani Allah onların... Cebriyet var yani. Cebriyet bu hususta var. Bütün insanın üzerindeki iş arasın, bütün madde ve mahlukatın üzerinde Allah'ın cebriyeti var. Ama Allah cebriyetini varlık aleminin üzerinde, insanın üzerinde eksik etmiş. Bu benim düşüncem. Ama burada diyor ki normalde dağlara sunduk, cebretmedik. Sunduk. Sunması cebriye değil ama dağın verdiği ve yapacağı hareket cebriye. Bu da insanoğlunun algılayıp anlaması için çıkıyor. Başka? Bu konuda fikri olan? Normalde yaratılmışların içinde insanın ne kadar büyük bir öneminin olduğunu göstermişsiniz. Başka? Aklı evveliyle insanoğlu kendisi tarif. Başka? Adem Ağzı'nın, ya da Saadet Ağzı'nın meyve ilgilerini ama iddianın başlaması için. Umar, teslim çarşı. Başka? Başka? Sunmakla yere ve göğe de bir irade vermiş oluyor. Demek ki yer ve gök de bu arada muhayyer bırakıyoruz. Acaba emanet neydi onu düşünmemiz lazım. Emanet acaba ister miydi? Emanet imtihan sonucundaki cennet cehennemin sonucu muydu? Burada muhayyer bırakıldı. Yer ve gök bunu seçmekte muhayyer bırakıldı. Sonuçta cenneti gördüler ama cehennem azabının da var olduğunu deyince bu imtihandan yani İstanbul miydi? Öyle kabul ediyoruz. İstanbul'da yüklenmek istemediler ama insan bunu düşünmeden, kalkmadan düşüncesizce kabul etti. Çünkü o çok zalim ve çok cahildir diyor. Ona onu insan yüklendi diyor. Başka? Alıyorum, fikir alıyorum. Başka? Başka? Emanet değil efendim. Emanet değil. Ona da fikir üretebilirsin. Yani daha ileride olan fikir ama değil. Başka? İnsan
almış olduğu emanete değer vermesi gerektiği olabilir efendim. Çünkü dağlar elinden daha büyük. Elinden daha büyük. Bir insana geliyor Cenab-ı Allah. Kıymetini bil demek istiyor belki olabilir. İradeyle kelimesinin altına koyacağım bile bile dudaklı yetiştirmek eğer eğer iyi bir hal olursa meleklerin var olduğunu olabileceğidir. Bu emanetin sonunda Allah'ın rızası vardır. İnsan bunu biliyor ama daha da arkadaşlar bunu daha iyi bilmiyor. Rabbimiz nefsi yarattıktan sonra buna talip olan var mı dedi. Hazreti Adem Efendimiz'in rahatsızlık makamını ona verilen tüm ilimler vasıtasıyla bildiğinden dolayı nefse talip oldu. Fakat dağlar taşlar Rabbimiz'in rahatsızlık makamını bilemediklerinden dolayı bundan beri durdular. Çünkü nefis Rabbimiz'e karşı gelmişti. Bundan dolayı korktular. Burada bir su akarken su kiri tutmaz dışarıya atar veya alev bir şeyi yakar bunu su içinde barındırmaz. Emanet de dağların üzerinde onlara ait olmadığından onların üzerinde durmadı. Yani oradaki kaçınmak bile aslında onlardan birebir dağların kaçması değil. O emanet onlara ait olmadığından aralarında mesafe oluştu ve ondan bir uzaklaştılar. Bu hususu aidiyet kesbettiğiyle insan onu tabiri caizse bir mıknatısını üzerine çekti. Yani Cenab-ı Allah burada bu olayın gelişini tasvir etti. Yani bir tiyatral bir şekilde insanın algılayıp anlayabileceği bir şekilde önüne koymuş oldu insan. Bakın siz buyursunuz. Yaratıkların içinde en üstün insan olduğu için, insan katkın olduğu için bu yükle Allah Celle'nin güzel olduğu için yani en güzel yaratıcı insan olduğu için yaratılış olarak insan Allah'ın bütün sıfatlarını cem olduğu, bütün sıfatlarını cem olduğu bir varlık ve Allah diğer varlıklardan farklı olarak insana kendisini anlayabilme kapasitesi kendisini bu noktada sevebilmede ilerleyebilme kapasitesi vermiş. Dolayısıyla o dağların, ağaçların, gökler hepsinin cüzi, belli bir noktaya kadar bir aktar. Belli bir noktada varken insan bu noktada onun ilerlete bilecek noktada ve aslında cahildir derken bir taraftan da yani hem bilim verdiği hem de bir taraftan da bu doğru bileceği noktada zor olacağını anlıyor. Cahil olsun. Varlığın başı vücudun başı Allah'ın noktada kendi ruhundan ve ruhundan sana bahşetti. Bahşettiği şey ben değilim, mesele emanet size bahşettiği şey diğer bir şey buna bu değil ki de buna varlığın Peygamber Aleyhisselam Peygamber şimdi şey yaptım ayetleri mealini tekrarlamak orada korkuluk var ifadesini kullanmış binaada. Şimdi dağ ve yani göğe, dağlara, zemine sunuldu. Onlar korktular. İnsana sunuldu. İnsan kabul etti. Çünkü insan zalim ve cahildir. Orada da şu hadis geliyor aklıma. El cahilin cesur, cahil cesurdur. Yani insan belki de o cehaletinden dolayı hiç kimsenin cesaret edemediği emanete talip olmayı irade etti. Dağlara, taşlara, insanın yaşındaki mahlukata irade vermedi. Onların ne sunulduysa, onların yapısı, onları nasıl yarattıysa, onlar o asel katın üzerine ömürlerini sürdürüyorlar. Ama insan cüz-i kullanarak, hani duyduğunuz yerlerde, miras sırasında kalemler cızırtısını gördüm, hala silip yazıyordular. İnsanın cüz-i iradesi burada devreye girerek, Cenab-ı Allah'ın doğru ve yanlış konusunda bir dağ doğruyu yanlışı seçme diye bir iradesi yok. Bir yeşil ağacın veya bir yılanın kendi seçme iradesi yok.
yılanı Allah nasıl yaratmış? O aksenin tatlığı yarattığı üzerine yılan her şeyi hayatını sürdür diyor. Ama insan iyi ve kötüyü seçme iradesini Cenab-ı Allah o yüz iradeyi ona vermiş. Onun için insan eşyası mahlukat konusu dolayısıyla irade dolayısıyla doktor bir şey mi diyecek? Şimdi burada emaneti irade mi kabul edeceğiz? Onu düşünmedim yani. Şimdi yerlere göklere sundu demezdi. Rabbim orada o zaman sunduk demezdi. İrade etmesini düşündüğü için, onlara muhayyer bıraktığı için sunma ilimler. Yani bir kısa tası olsa, bir anlık olsa onlara kısmi bir irade verilmiş. Kabul etme ve etme. Aynı şeytana secde et dendiğinde secde hiç etmedi. Eğer şeytanın iradesi olmasaydı o anda secde edecekti. Demek ki kısmi bir anda olana da irade edildi. Sadece burada irade olarak kabul etmemek lazım emanet. Emanetin ne olduğunu önemli. Dağlar, taşlar, sunulan şeyden korktuğunu emanetten. Emanet bence İslam kuralları ve sonundaki ceza ve yasakları. Bunun da sonucu sunuldu yerde göte benim anlayışım yani ve bundan korktular. Yani cennetin güzelliklerini gördüler ama cehenneme girme korkusuyla kaçtı. Ama insan bunu düşünmedi. Direkt o dostlama diyeyim kısaca, dağılır. Başka bir yerde Cenab-ı Hak der ki, ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığındılar. Ve bu da der ki, dağlar ve taşlar almadım. Burada mecburiyet yok, sadece sunma var. Eğer mecburiyet olmuş olsaydı, Allah o dağları taşları da bunu aldırır. Rabbimiz diyecek ki, şuradaki dünyalar, cemaatler, şuradaki dünyalar zikir yaptılar, cennete geldiler. Dedi ki, diyecek ki, siz de bunu kaldırabilirsiniz. Bunlar kaldırdı, şuradaki dünyalar zikir çekenler, büyük bir kaldırdı. Siz de kaldırabilirsiniz. Siz kaldırmayı düşünmediniz, beğendiniz. Teklifte normalde ileride bununla alakalı bize teklif edilmedi der misin diye kendilerini şahit tuttu. Emanetten kasıt bence maalesef. Çünkü bir ayette de yine Musa Aleyhisselam dağa tecelli dağa kaldırmadı diyor. Ayrıca insana tecelli ettiğinde marifet ruh-i hayvaniden ruh-i insan diye geçtiğinde. İradeydi. Çünkü mürid olan Allah'tır. İradenin sahibi olan Allah'tır. İnsanın içinde de o hani her zaman bu yaptığınız küçük ilahçık dersiniz ya hani o da kendince bir rablik iddiasındadır. İşte tarih boyunca Firavunlarda, Nemrutlarda görülen. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendi iradesinin bir yansıması olarak bir ayna seçmek istedi. Allah-u Alem. İşte insan zalim ve cahil olduğundan o emanete direkt talip oldu. İradeyi. Tahta filan bir şey var mı burada yazıp çizmek için? Bir bakın bakayım. Yok değil mi burada? Bayanlar tarafında tahta var mı? Tamam. Herkes her meseleye kendi derecesinden bakar. Her ayete de kendi derecesinden bakmak gerekir. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayet-i kerimeler de varlığın içerisindeki değişik derecelerin ayet-i kerimeleridir. Hepsi haktır, hepsi haktandır. Şurasını normalde
bilinmekliği istemek olarak koyun. Bilinmekliği istedi. Bilinmezdi, bilinmekliği istedi. Ve bir şey yarattı. Bir şey yarattı dediğimizde o bir şeye herkes bir isim koydu. Öyle değil mi? Biz o bir şeye Arabiden de bakarsak ayağını sabit ederiz. O bir şeye diğerlerinden bakarsak ilk Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti olarak bakarız. Ve o bir şeyden kalemi, ondan sonra levh-i mahfuz, ondan sonra ruhları yarattı. Ama burada ilk başlangıç olan şu Beytullah'ın altı, bu bölge, bak ne güzel insanlarda var ya böyle, ama tam suret değil. Bu da ayağını sabit olsun. Ve ayağını... Tamam, getir. Şunun üstüne koy. Kalemi yok. Var mı? Tamam. Tabii bu meseleye girerken de kadere de gireceğiz şimdi biraz. Kader konuşulması uygun olmamış ama kadere de girmemiz lazım. Kadere de bakarken hepimiz kendi derecemizden bakarız. Bir, varlığın içerisindeki, varlığın bünyesindeki unsurlar derecesinden bakılır. İki, biz kadere bakarken hepimiz, varlığa da bakarken hepimiz kendi derecemizden meselelere bakıyoruz. Bu meseleye baktığımızda da kendi derecemizden bakıyoruz. Bu meseleye baktığımızda kendi kendimize şimdi ne algı orta yerde. Cenab-ı Hak dağlara, yerlere, göklere sundu. Onlar da dediler ki biz bunu alamayız. Ve insan cahil, insan bunu üstlendi. Buradaki emanetten kasıt neydi? Emanetten kasta en yakın yaklaşan ben, bu benim algıladığım, bizim Bülent yaklaştı. Bülent dedi ki emanet marifetullah'tır. Evet. Emanet Allah'ın bilinmesiydi. Cenab-ı Hak varlığı bilinmeklik için yarattı çünkü. Varlık bilinmeklik için yaratıldıysa en büyük emanet Allah'ın bilinmekliği. O zaman hepimiz ve bütün unsurlar Allah'ın bilinmekliğinin karşısında ne hale geldiler? Bütün unsurların kendilerince akılları var. Yaratılmış her şey hücreden, küçücük hücreden, hangi hücre olursa olsun hepsine bakarken hepsinin de nesi var? Aklı var. Burası ayağını sabite. Burada şimdi biraz da inceden kaderle alakalı mevzuya gireceğim, çıkacağım bu meselenin anlaşılması için çünkü. Kadere de bakarken herkes kendi dairesinden ve kendi derecesinden bakar. Biz din olarak insanlara anlatırken kaderin ne olduğunu bilmiyoruz. Kader asıl mutlak kader, asıl değişmeyen kader, asıl hiç değişmeyecek olan kader ayağını sabit ededir. Bunun mutlak manada değişmeyeceği olan levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuz değişecek hiçbir şey yoktur. Cızırtısını duydum. Değişen nedir? Sonra bir derste bana hatırlatın. Şimdi kısa geçiyorum. Rahat suresinde geçer. Levhalar vardır. Bunların hepsi de misaldedir. Bir kimse dua eder, duası kabul edilir. Rüyasında görmüş olduğu şey tecelli etmez.
Sufiler derler ki imtihan rüyada geçti. Şehadete geçmedi. Aslında Allah'ın takdirinde değişen yoktur. Levh-i Mahfuz'da o öyledir. Yani ayağını sabite de öyledir o. Ayağını sabite bütün varlığın cisme dönüşmemiş hali. Bunu Çanakkale dersinde ayağını sabite ile alakalı Çanakkale eski kilise sohbetinden bir bakın. Ayağını sabite Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uliyetinden sıfatlarıyla ilk coştuğu yer. İlk henüz daha varlığa bürünmemiş yer. Varlığa bürünmemiş yer. İkinci taayyün denilen. Varlığa geçmemiş olan yer. Asıl sır orası. İnsan üzerindeki, varlığın üzerindeki sır da orası. Ve insan cahil ya. Ayağını sabitede niye koştuğunu, niye aldığını, neyi aldığını farkında değildi. Ayağını sabitede aldı. Ve bu mutlak kader içerisinde doğru olandı. Öyle olması gerekiyordu. Oydu. Ve ayağını sabitede bu noktada bir veçesiyle cebriye vardı. Bir veçesiyle cebri olduğundan dolayı, ama biz orayı bilmiyoruz. Bir veçesiyle cebri ama. Bir veçesiyle cebri olan şeyde insan o marifetullah'a rağm oldu. O marifetullah'a koştu. Aslında onun koşusu da bu noktada cebriydi. Bu ayağını sabitedeki koşusu. Ayağını sabitede koştu. Ayağını sabitede cebri olarak Allah alem veyahut da ihtiyarı olarak Allah alem müteşabih insan Allah'ı bilmeye koştu ve koşması gerekiyordu bir cephesiyle. İnsan koştu, bir veçesiyle de koşması gerekiyordu. Buradaki o zalimden kasıt zulüm. Zulüm nedir? Bir kimsenin gücünün yetmeyeceği, kaldıramayacağı bir şeye koşmasıdır. O insanın kendi kendisine nedir bu? Zulmetmesidir. Neden kaldıramayacağı bir şeye koşar? Cahilliğinden koşar. İnsanoğlu cahildir ve zalimdir. Cahil olduğundan, onun ağırlığını bilemediğinden, onun ağırlığını idrak etmeden ona doğru koştu. Ve cahilliğinden dolayı kendisine aslında zulmetmiş oldu. Buradaki zulmü yalnız bilmediği bir şeye koşması. Ve Cenab-ı Hak onu cahillikten ve zulümden ilmiyle, kudretiyle, kuvvetiyle, irfanıyla, ihsanıyla insanı ne yaptı? Ayağa kaldırdı. Ve insan varlığın başlangıcı olan ayağını sabitede kendisi bilmeden buna koştu. Ve Cenab-ı Hak ona koşmasından dolayı dedi ki sen beni bilmekliğe doğru koştun. Beni bilmekliğin ağırlığını, beni bilmekliğin ehemmiyetini bilmeden koştun. Cahilsin. Cehale. Bilmemek. Bilmemenin bir veçesi var. Cahilliğin. Ne bu? Bir kimse cahil olduğunu da bilmiyor. Bir veçesi var. Cahil olduğunu biliyor ve diyor ki ben cahilim. Adem Aleyhisselam nasıl dua etti? Ben nefsime zulmettim dedi. Zalimlerden oldum. Neden? Bilmeden oldu. Ve Cenab-ı Hak da ne yaptı? Dedi ki sen kendi kendine nefsinin zalimliğini gördün. Kendi kendine zulmettiğini de gördün. Ve kendi kendine cahilliğini de gördün. İşte ben seni o cahillikten kaldırdım. İşte ben seni o zulümden kaldırdım. Seni yeryüzüne halife ettim. Şimdi bu ayeti kerimeye normalde ayağını sabitedeki kader bahsinden girmeden bunu algılamamız mümkün değil. Ve bu
ayağını sabite ile bağlantılı bir şey. Ve ayağını sabite de dağlar, taşlar henüz daha varlığa geçmedi. Gökler, bütün unsurlar Allah'ı bilmekten inticap ettiler, uzak durdular. Şunu, bu ayağını sabiteyi bu oda gibi görün. Orta yerde bir nur var. Orta yerdeki o nur çok parlak. Allah'ı bilmekle alakalı, bilinmeklikle alakalı. Bütün unsurlar onun parlaklığından gözleri kamaşıp kaçtı orada. Hani bir şey çok parlak olursa insanlar kaçar ya, cahil insanlar. Ama o parlaklığı çözmek isteyen, o parlaklığı öğrenmek isteyen o parlaklığa doğru gider. İşte bu insanlar arif insanlardır. İşte ayağını sabiteyi öyle görün. Ayağını sabite de bu oda gibi görün, bir ev gibi, bir dergah gibi görün. Orta yerde Allah'ın bilinmeklik nuru var. O nurdan bütün varlıklar ve unsurlar uzak durdular, kaçtılar. Onu kaldırmayı, ona sahip olmayı, ona yakın olmayı, kendilerinde o cesareti görmediler. Ama insan bu manada, bilmeden, cahilliği o. O nura doğru koştu. Ve bu noktada zulmü de aslında cahilliğiyle alakalıydı. Belki de Allah'ı bilinmeklikle alakalı çıplak bilgiye sahip olmuş olsalardı, onun ne kadar ağır bir yük olduğunu bilip onlar da uzaklaşabilirlerdi. Ama insan burada bir tarafı cebri olarak, bir tarafı cebri olarak. Burada bunun altını çizmekte fayda var. Yani hatta kafanız karışır diye ben burayı böyle bir tarafı cebri diyorum. İçim öyle değil. Burası tamamiyetle cebri. Tamamiyetle. Burası tamamiyetle. Hiçbir şekilde insanın burada iradesi yok. Bu benim kendi inanışım. Ayağını sabitede cebriyet olduğuna inanıyorum. Ve o cebriyetle insan Allah'ı bilmekliğe doğru koştu. Ve o emaneti onun içine girerekten aldı. Onun içine girerekten ilme sahip oldu. O bir veçesiyle ağırlığı çok olan şey kendi iç dünyasında lütfunu, ikramını, rahmetini, ilmini, bereketini de taşıyordu. Ve içeri dalan kimse ayağını sabitede Allah'ı bilinmeklikle karşılaştı ve Allah'ı bu manada kendi kabınca bilebildiği yere kadar bildi ayağını sabitede. Ve diğer unsurlar bütünüyle bundan uzak durdular. Çünkü yaratılış fıtratları cebri olarak buna uygun değildi. Tabi ayağını sabitenin bir veçesi var. Biz buna böyle yer tayin etmek gibi algılanmasın mesela. Bir veçesi var ayağını sabitenin. Bu birinci taayyün. Yani Allah diyoruz ya, bilinmekliği istedi. Ayağını sabitenin bir perdesi, şurada hayal perdesi var. Burada altta da kaleme levh-i mahfuza geçiş var. Ayağını sabitenin başlangıcı olan, yani Allah bilinmez idi. La ta'ayyun. Bilinmekliği istedi Allah. Bir şey yarattı. Ayağını sabite. Bu bir şey normalde aslında bu kocaman her şeyi de içine alır benim kendi algıma, anlayışıma göre. Ama ayağını sabitenin bir böyle aşağılık yükseklik olarak algılayacaksak bir veçesi vardır.
Bunun direkt Allah'a bakar. Onun bir veçesi vardır. Direkt yaratılmışa, halka bakar. Varlığa bakar. Ayağını sabitenin şu ilk başlangıç noktası burası. Bu manada bütün varlıklar ve bütün her şey için cebriyet noktasıdır. Buradan aşağı doğru inerken o varlıklar kendilerince cebriyetten çıkarlar. Ve ruhlar biliyorsunuz yaratıldığında da ruhlar yaratılınca varlığa geçiyor artık. Varlığa geçince onlara secde emri verildi. Birinci secdeleri cebriydi. Hepsi de secde ettiler. Ama buradan daha ondan öncesinde bu ayağını sabitede henüz daha varlıklar daha henüz daha varlık suretine bürünmeden işte burada insan burada yukarıda da aşağıda değil. Yukarıda Allah'ın bilinmekliğine koştu. Şimdi insan hala daha mesela ilim Çin'de de olsa gidip alınız. Buradaki ilimden kasıt merkezi hükmünde, içsel hükmünde marifetullah'tır. Ve insan Çin'de de olsa gidip marifetullah'ı öğrenmekle yükümlüdür. Ve emanet Allah'ı bilmedir. Yani marifetullah'tır. Ve insan bunun yalnız ne olduğunu, ahkamını, hukukunu, derinliğini, içselliğini bilmeden koştu. Bu koşusu, benim tekrar bunun altını çizerekten söyleyeceğim. Tekrar bu koşusu insanın cebriydi. Ama biz buna buradan aşağıdan bakarsak, biz bu koşuyu cüz irade olarak görebiliriz. İrade deriz. Ama biz buna bu seviyeden bakacak olursak, bulunduğu yerden bakacaksak cebri deriz. Ve mutlak kader dediğimiz olgu buradadır. Burayı bilmeyen bir kimsenin kader hakkında konuşması haramdır. Haram. Bizim insanlar içerisinde, dervişlerin arasında, halkın içerisinde konuştuğumuz nedir? Halkın kader anlayışıdır. Nedir? Doğum ve ölümdür. Bu insanların arasında konuşulan kaderdir. Kendi bulunduğumuz noktadan baktığımız yerdir burası. Bunun bir çıt üstü vardır. Bu avamın kader anlayışıdır. Bir üst nedir bu? Hastır. Hasın kader anlayışı nedir? Levhalara bakar. Levhalarda yazılır çizilir mi? Evet. Silinir mi? Evet. Bir daha yazılır mı? Evet. Bu insanı ümit ettirir, gayret ettirir, koşturur. Doğru mudur, hak mıdır? Haktır. Bunu ilk defa burada konuşuyorum. Bunu bir daha bana sorarsanız konuşmam. Normalde bütün insanlara anlattığımız kader bizim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin insanlara anlattığı kaderdir. Nedir? Sizin doğumunuz, ölümünüz ve rızkınızdır. Bu direkt sizin yaşadığınız dünyanın, dünya ile alakalı kader anlayışıdır. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben miraca çıktığımda kalemin diyor yazıp çizdiğini bozduğunu gördüm. Lev. Bu levh-i mahfuz değildir. Ya bu levhalarla alakalıdır. Levh-i mahfuzun altında levhalar vardır. Bu levhalar veyahut da perde diyeyim. Onları normalde varlık perdesi diyeyim. Varlık perdesinde tecelliyatlar vardır. O varlık perdesindeki tecelliyatlar mürşid-i kamillerin, mürşid-i kamilin diyenlerin, mürşid-i kamillerin değil, kemale erdim diyenlerin, evliyaların tekme yediği yerdir. Aldandığı yerdir. Dervişlerin biliyorum deyip de aldandığı yerdir. Keramete nail oldum deyip aldandığı yerdir. Dergahtaki insanların yıkıldığı yerdir. İnsanları küstahlaştırdı, edepsizleştirdi. Şeyhinin yanında dilini dışarı doğru çıkarttırdığı
aslında kalbindeki edepsizliğin meydana çıkardığı yerdir. Burası sufiler için tabiri caizse ölümdür. Sufinin şeyhinin önünde, pirinin önünde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin önünde rezil olduğu yerdir. Sufi buraya geldiğinde burada batar. Batmasının sebebi şudur. Duasına yaslanır. Batmasının sebebi şudur. Kendince kendini kemalatlı zanneder. Batmasının sebebi şudur. Kendi zannını hakikat zanneder. Batmasının sebebi şudur. Bütün bu aslında bu sohbet, özür dilerim size bir ilim olarak. Bu sohbet asıl erdim, oldum, bittim diyenlere. Öyle zannedenlere. Dergahın içerisinde de oldum, bittim zanneden. Dilini dışarı çıkaranlara. Burasıdır battığı yer. Kendince kendi duasına bakar, kibre düşer. Kendince kendi ameline, kendi anlayışına, kendi idrakine bakar, dili uzar. Dili uzayınca o kimsenin buraya kadar çıkması mümkün değildir. Kalır orada. Çünkü o kendi duasına bakmıştır, kibirdir. Kendi ameline bakmıştır, kibirdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki ben dahi Allah'ın lütfu olmaksızın cennete giremem. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benim mürebbim Allah'tır der. Susar, derviş konuşur. Derviş konuşur. Bilmeden konuşur. İşte burası dervişin halinde görüp, rüyasında görüp, benim duamın yüzü su hürmetine değişti dediği yerdir. Hazreti Mevlana'nın ah o hayalde görünüp şehadete düşmeyen, hakikatte olmayan evliyanın hayal tekmeleri der. Burasıdır. Şeyhlerin yıkıldığı yerdir. Müridine dua eder, haktır yalnız. Bakar, o halinde bir şeyin değiştiğini görür. Der ki, duamın yüzü su hürmetine değişti. Der ki, himmetimle böyle oldu. Der ki, ben pışpışladım da oldu. Der ki, ben idrak ettim, anladım. Bu çocuk dervişlerin yıkıldığı yerdir. Allah muhafaza eylesin. Bunu anlattım ilim olarak. Yıkılmayın. Duanızla Cenab-ı Hak sizin duanızla meyve vermeyen ağacın meyve vaadini görseniz sizin için aldatmacadır. Kuru dalı koysanız toprağa yeşerse bilin ki aldanırsınız. Evet, bu manada bu Ahzab suresi de varlığın dereceleri noktasında alınması gereken haldir. O yüzden burada onlar bir kısmı bunu normalde tefsir edenler bunu bir imtihan olarak tefsir etmişler. Yok işte bunu şu bu olarak tefsir etmişler. Ama bu fakir de Bülent'in bir adım daha hani böyle herkesten fazla 3-5 adım öne çıktığı noktada görürüz. O yüzden bu marifetullah'tır. İnsan o marifetullah'ın ne olduğunu bilmeden ona koşmuştur. Bunu halktan tevil edecek olur, tefsir edecek olursak insan kendisi koşmuştur. Bunu halktan tefsir edecek olursak bu cüz irade değildir. Direkt cebriyettir. Cinler de imtihanda oldukları halde neden emanet sadece insana yüklenmiştir? Cinler Allah'ı bilmekle yükümlü değillerdir. Onlar ibadetle yükümlülerdir. İnsan bilmekle yükümlüdür.
Bununla alakalı bir ayet-i kerime vardır. Ben insanı ve cini bana ibadet etsinler, bana kulluk yapsınlar diye yarattım demiştir. Evet, doğrudur. Avam, müminler, Müslümanlar bunun için yaratılmıştır. Ama arifler Allah'ı bilmek için yaratılmıştır. Onlar bilmekle yükümlüdürler. Sufi dergahına girenler, sufilik yoluna girenler bu noktada kendilerini bu yükümlülüğün altına koyarlar. Allah muhafaza eylesin. Yaratılmışların içinde imtihanda olan sadece cinler ve insanlar mı? Evet, bizim ölçebileceğimiz fiziksel evrenimizde yaşam sadece dünyaya verilmiş bir hediye midir? Şehadet noktasında, bugünkü yaşam noktasında evet. Yapay zeka çalışmalarına yapsınlar, devam etsinler. Her yerde tecelli eden onun ilmidir. İçimden çıkıyorlar, yılanlar görüyorum, evimde duvarlarda görüyorum. Önce Allah'ın izniyle sonra da sizin mübarek dualarınızı bekliyorum. Benim bir sıkıntım var, benim üzerinden bedenime hissettirerek gölge gibi şeyler çıkıyor. Namaza duruyorum, halının üstünde çeşit çeşit şeyler görüyorum. Doktor, bu sana mı gelmesi lazım? Psikiyatrik mi? Evet. Son zamanlarda kendimde genel bir gevşeklik olduğunu fark etmeye başladım. Bu gevşekliğin ayağımın kaymasına neden olacağı korkusuna kapılıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz? Tövbe edeceksiniz, sımsıkı duracaksınız, edepli olacaksınız. Bir kimse maneviyatının ne durumda olduğunu nasıl anlar? Sen günahkar olduğunu hiç aklından çıkarma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunurken ne yapardı, nasıl dua ederdi? Ezana devam etmek, ezanla beraber ezan okumak sünnet. Derin devlet nedir? Bu yapıyı kimler, ne amaçla kurulmuştur? Kendilerinden sonra yerlerine kimlerin geleceklerini nasıl belirliyorlar? Bu yapının finansmanı nasıl sağlanıyor? Her yerde derin devlet vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında dahi vardı derin devlet. Aşkın sesini anlatır mısınız? Ne yapacaksınız aşkın sesinden? Aşkın kendisine koşun. Şia'da Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir için gayrimüslimden de aşağıdır deniyor. Buna rağmen Müslüman sayılırlar mı? Sayılırlarsa din kardeşimiz olurlar mı? Bir kısmı öyle söyler. Allah onlara hidayet eylesin. Amin. Her türlü alkollü içeceğin alım satım nakliyesi caiz midir? Neden caiz olsun ki? İmam-ı Azam Allah'ı 99 kere rüyasında erkek çocuk suretinde gördüğünü söylediniz. İmam-ı Azam burada Allah'ın kullarına göründüğünü ima etmek istemiştir. Açıklayabilir misiniz? Evet. Rüyetullah haktır. Malum önümüz kurban. Konumuz nefisle cihat olduğu gibi bayramda da konumuz deriyle cihat. Dün kardeşlerimizden bayramın birinci ve ikinci günü özverili bir çalışma bekliyoruz. Bu bayram hava kurumundan daha çok deri toplamalıyız. Bu manada tavsiye, bilgilendirme ve dualarınıza ihtiyacımız var. Allah size sağlık, sıhhat, ömür nasip etsin. Demiş, not deri toplayan kardeşlerimize sarı renkte yıldızlı yeleklere ihtiyaç var. Vakıf görevlisi olduğumuz belli olsun. Fale ve nehu la Thank you.
Şimdi bu kaderle alakalı meselede kafanız karıştı. Kaderle alakalı meselede kafanız karışmasın. İşi olan gidebilir tabii, oturun derken millete yani sohbet yarım kaldı. Mesele anlaşılmayacak diye oturun dedim. Yoksa bir zorunluluktan değil, gitmek isteyen gidebilir. Şimdi kadere normalde böyle pek konuşmam biliyorsunuz bununla alakalı. Fakat kafanızda yarım kalmasın. Normalde kadere de inmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin penceresinden baktık. Bakacağız. Bu noktada ilmel yakin noktada baktığımızda, kadere ilmel yakin noktasında baktığımızda kader doğum, ölüm ve rızık. İnsanların anlayacağı, algılayabileceği kader bu. Bunun bir çıt üstü. Aynel yakin noktasında kadere baktığımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Miraç'ta baktım ki kalem hala da cızır diyordu. Ne yapıyordu ya Resulallah? Bazı şeyleri yazıp bazı şeyleri siliyordu. Kader bu noktada aynel yakin noktasındadır ki sufilerin ayağının kaydığı yer burasıdır. Sanki sufiler burada kadere müdahale ediyormuş. Duası, kerameti bu noktada onun kendi üzerinde kendince bir şeyinin onu değiştirdiğini zanneder. Zandan ileri değildir bu. Bütün şeyhim diyenlerin ayağının kaydığı yerdir. Müridim diyenlerin ayağının kaydığı yerdir. Burası aynel yakin noktasında kaderdir ki kadere bakış açısı derecesi olarak levhalarda yazılanı, çizilenin kalemi o kimse kendi elinde zanneder. Zandan başka bir şey değildir bu. Bunun bir çıt üstü kalem kurumuştur. Hadis-i şerifinin tecelliyatıdır. Okursunuz ya, kalem kurudu. Bir hadis-i şerif vardır, kalem kurudu. Bir hadis-i şerif vardır, cızırtısını duydum. Bunda tenakuz yoktur. Bunu ilim bilmezler, bunda tenakuz var zannederler. Hatta bir herhangi bir hadis-i şerifin kendilerince reddederler. Bu o noktayı bilmediklerinden dolayıdır. Kalem kurudu dediği yer lef'tir. Lef-i mahfuzdur kalem kurudu dediği yer. Orası mutlak kaderdir. Orası değişmez. Lef-i mahfuzda bir şey yeniden çizilmez. Oranın kalemi kurumuştur. Kalem oraya bir daha yazıp çizmez. Bitti orası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki kalem kurumuştur. Neyle alakalı tekrar söylüyorum. Lef-i mahfuzla alakalı. Lef-i mahfuza bu ilim, bu kader nereden gelmiştir? Direkt ayağını sabit eden gelmiştir. Direkt. Ayağını sabit eden, tecelli eden mutlak kader lef-i mahfuzdadır. Orası kurumuştur. Orası kuruduğundan dolayı orası bir şey değişmez. Aşağıdaki değişir gibi görünen her şey gerçekte lef-i mahfuzun tecelliyatıdır. Kaderi de böylece bu akşam bu noktadan bitirelim. Bir daha bu konuyla alakalı fazla soru sorulmaz zaten. Allah-u Alem. Serbest arkadaşlar. Hocam bir ayet-i kerimede Bakara suresinde Rabbim ben halife yaratacağım dediğinde melekler dünyadan kargaşa çıkartacak, kan atacak, yaratıp yaratacaksınız dediğinde bir şey mi yaratacaksınız? Peki melekler onu nasıl bildi ve nasıl gördü? Yani insanın böyle bir kardeşi çıkartacağını onlara açıklayıp bu benim mahfuzum mu oldular o anda? Bunu bilmeleri ve irade etmenin sebebi nasıl? İşte şimdi meleklere de bakarken meleklerin bir veçesi var. Melekler akletmezler. Bir veçesi var. Melekler böyle aklediyorlar. O zaman buradaki normalde o melek de müteşabih. Yani o müteşabih derken yani işin bir de melek tarafına yani o tarafa da bir dönmek lazım. Mesela Cebrail aleyhisselamla alakalı meşhur mesele var ya hani Firavun tam iman edecekken
Cebrail aleyhisselam gitti ağzına çamuru tıkadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine diyor ki ya Resulallah o esnada benim sevincimi görecektin. Hani ben ona ağzına çamuru tıkarken. O zaman normalde Cebrail aleyhisselam da mı aklediyor örneğin? Veyahut da Cebrail aleyhisselam normalde Miraç'ta belli bir yere kadar çıkıyor, belli bir yere çıktıktan sonra ya Resulallah bundan sonrasına sen kendin gideceksin derken bu hükmü aklederek de mi veriyor? Bunların hepsi de müteşabih. Bunların üzerinde normalde insanlar oturup kendilerince yorum yapmışlar zaten bütün tefsirciler, sufiler filan. Tabii buraya bakarken normalde bunun fıkıhçılar, akaidçilerle tefsircileri karşılaştırdığında sıkıntı çıkıyor zaten. Yusuf Hoca da mı? Hocam da gülüyor oradan yani sıkıntının varlığını biliyor oradan. Hocam ilahiyatta bunlar konuşuyor muydunuz? Konuşmuştuk efendim. Orada şöyle tefsir ettiler, işte melekler cinler alemine bakıp onların fıtratından insanların da öyle olacağını düşünüp böyle bir itirazda bulmuşlar. Melekler cinler alemine bakıyorlar. Yani normal tefsircilere bakarsan dünyada daha önce cinni tayfesi yaşadı. Cinni tayfesi yaşayınca birbirlerinin arasında uzun, çok kanlı savaşlar çıktı. O savaşlardan mütevellit melekler biliyorlardı dünya üzerinde kargaşanın çıkacağını. Normal ilmel yakin tefsir böyle. Bu işin ilmel yakin noktası hocam. Bu ilmel yakin noktasını normalde ilmel yakin olarak bakarsan tefsirlerin büyük bir çoğunluğu hatta ilk tefsir, tefsir-i Taberi'de de bu, böyle bir hüküm aklıma geliyor. Ben öyle orada okuduydum galiba. Yusuf hocam onda da aynı herhalde değil mi? Ben hangi tefsir-i Taberi'de olduğunu bilmiyorum. Ama genel olarak normalde tefsir-i Taberi'de bu var. En eski tefsir o zaten. Genelde tabii en eski tefsir ama normalde o da İmam Taberi de bunu alırken o tabiinin ilk imamlarının bu noktadaki görüşlerine başvurarak da bunu söylüyor. Yani normalde tabiinin imamları da aynı düşünmüşler. Tabiinin imamları da aynı düşününce normalde tefsir olarak bizim literatüre böyle girmiş herkes böyle söylüyor bunu. Bir de müteşabihlerin üzerinde kavga çıkarmayın, tartışmayın meselesi de var. Hani kalbi zayıf olanlar bunların üzerinde, imanı zayıf olanlar bunların üzerinde tartışırlar, bunların üzerinde hani konuşurlar meselesi de müteşabihlerin üzerinde fazla konuşulmasını engellemiş. Ama ben öyle algılamıyorum yine. Bu normalde şey olarak hani ilmel yakin noktasında millete din olarak böyle anlatılabilir. Bunda bir beis yok. Ama ve lakin yani melekler ve Cebrail aleyhisselamın üzerinde ilmel yakinlikten çıkmak gerekiyor. Burada Arabi'nin bir böyle farklı bir bakış açısı vardır. Yani Cebrail aleyhisselamı akıl olarak görür. Cebrail aleyhisselamın akıl olarak görürse o zaman o akıl olunca muvazene etme. Hani bu sefer onu böyle soyut, kör bir varlıktan çıkarmış oluyor. Belki de meleklerin belirli derecede olan, belirli seviyede olanlar evet kör varlıklardır. Sadece emirlerini yerine getirirler, emirleri yerine getirirler. Onlara ne emredildiyse onu yapan melekler grubu da vardır. Ama bazı melekler grubu demek ki sadece yapılanları, sadece emredilenleri söylemiyor. Onlar bu noktada akledenler de var. Bir boyut öyle bakabiliriz ama bir boyutu da Cebrail aleyhisselam'ı ruh olarak görürsek
Bu noktada da bir hani nasıl bir ruha tevessül ettiğiyle alakalı da burada sıkıntı var. Yani buradaki bir kısım melekleri mümin kulların kalbinde, mürşid-i kamillerin kalbinde farklı bir boyut olarak da alabiliriz. O zaman iş farklı bir noktaya geçer zaten. Bu yani bu sefer bütün o güne kadar söylenmiş olan bütün sözleri o zaman zaten yıkılmış oluyor öyle bir şey olunca. Bu sefer Cebrail Aleyhisselam'ın Firavun'un ağzına çamuru tıkayan Cebrail ile sen yeryüzünde fitne çıkaracak bir kavim mi yaratmak istiyorsun diyen melekler grubunun aynı kategoride, aynı güzergahta olduğunu, bu melekler grubunun Allah-u Alem alemin içerisindeki kamil insanların kalbindeki kuvve-i maneviye olduğuna dair bir şey çıkıyor bu sefer. O kuvve-i maneviye melek olarak tecelli etmiş olabilir oraya. Bu alemin kalbi noktasında Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görürsek o zaman Nur Muhammed'in içindeki kalbin manevi kuvveti olarak görebiliriz. O manevi kuvvette akleden olunca bu sefer akleden bir melek zuhur yani o kuvvet melek halinde tecelli edip melek halinde görünüp bunu normalde öyle konuşmuş olarak nitelendirebiliriz onu. Bu da böyle bir başkası tarafından reddedilecek bir müteşabih yorum olur. Redde açıkım bu noktada bir sıkıntı yok ama ben bazı meseleleri alemin kalbi hükmündeki Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetin ve nuraniyetinin manevi kuvvetinin tecelliyatı olarak görüyorum onu. Bu hususta mesela melekler insanı daha yeryüzünde yaratılmadan yani şehadet alemine düşmeden evvel ayağını sabit ede tanınırlar ve biliyorlar. Melekler ayağını sabit ede kör. Ama bir yönleri de bu hususta insanı görüyor. Bu hususta Cenab-ı Allah'a demiş olamazlar mı? Sen yeryüzünde yani orada şehadet alemine mi iş var? Daha üst makamlı insanın ne olduğunu tanıyorlar, biliyorlar da melekler yaratılmışlar. Peki. Çünkü yeryüzüne indirilişten bahsediyor yani. Yeryüzüne dair yaratılıştan bahsediyor. Böyle bir eksik olabilir mi acaba? Olmaz. Ayağını sabite de henüz daha hiçbir şey surete düşmedi. Ayağını sabiteyi surete döndürüyorsun. Yani bir aşağı varlık aleminde melekler melek olduğu varlık alemine tecelli edince melek oldular. Şehadete inmediler ama melek oluşları Lef-i Mahfuz'dan sonra, kalemden sonra, Lef-i Mahfuz'dan sonra melek oluştu. İnsana bakarsan o zaman varlığın başlangıcında Hazreti Muhammed Mustafa var. Oradan tanıyor olamazlar. Melekler yaratılmadı cancağızın daha o zaman. Meleklerin yaratılması, yeryüzünün yaratılmasından önce değil mi? O önemli değil orası. Varlığın ilk başlangıcı Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti. Öyle olunca melekler Adem yaratılırken meleklerin konuşması. İnsan değil, Adem yaratılırken. İlk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Adem yaratılmazdan önce o yaratıl, o var idi. Sıralama tutmuyor. Senin söylediğin. Zaman ve mekanın nerede başladığı? Zaman ve mekan aynı sabitlik yok.
Ayağını sabitede de zaman mekan yok çünkü daha. Aşağı doğru indiğimizde levh-i mahfuz seviyesinde mi başlıyor zaman ve mekan? Zaman ve mekanın başlangıç noktası. Yani ayağını sabitede henüz daha ondan sonra belki de hani varlığın zaman başlangıcını ayağını sabiteye koyabiliriz. Ama ayağını sabitede henüz daha surete bürünmüş hiçbir şey yok. Ayağını sabitenin baş bu benim kendimce şeyim. Ne o? Tefekkürüm, kendimce algım. Ayağını sabitenin başlangıcında, ilk başlangıç noktasında hiçbir şey henüz daha surete bürünmüş değil. Suret diyorum bakın. Burada normalde cisme değil. Surete bürünmüş değil. Onun başlangıç noktası sadece ve sadece nurdan ibaret. Ve her şey kendi dairesinde bir nur sağanağı gibi, tecelliyata gibi. Allah alem, bu noktalarda illaki şöyle denilecek bir noktada değilim. Bu benim kendimce zannım, öyle söyleyeyim. O yüzden herkes kendi zannını doğru bilir ya ve kendi zannını hakikate döndürmeye çalışır. Sufilik böyle bir şeydir. Ama normalde bir kimse eğer kendi zannını hakikate dönüştürmeye çalışırsa bu biraz böyle sıkıntılı bir şeydir. Herkes böyle yapar. Kendi zannını hakikate döndürmeye çalışır. Kendi zannını hakikate döndürmeye çalışmaz da onun bir zandan ibaret olduğunu bilir. Hakikatin hakikatine ulaşmaya çalışırsa bu farklı bir noktadır. O yüzden burası benimki zan ama bunu hakikate döndürme çabasında değil. Bunun değişebileceğine inanıyorum. Ama bunun normalde illaki böyledir deyip de hakikate döndürme iddiasında değilim. Açık konuşuyorum. Ama bu bir benimki son zan, öyle değil. Ayağını sabitenin başlangıç noktası sadece nurdan ibaret. Orada normalde hiçbir suret yok. Ama bir çağlayan düşün, çağlayanın nur halinde başlangıç noktası, Cenab-ı Hakk'ın ilk tayinden, la tayinsizlikten ilk tayin dediğimiz Allah neredeydi? Amadaydı Allah. Ve ondan o ayağını sabiteye, yani ilk gün varoluşun ilk başlangıç noktasına bir nur sağanağı gibi tefekkür edebiliriz. Ve o nur sağanağında hiç varlık açısından, varlık noktasında hiçbir şey bilmiyor. Cahil orası. O yüzden ayet-i kerimimiz diyor, insan cahildir. O esnada varlık olarak, orada var olan, yani surete bürünmemiş olan varlığın ilk başlangıç noktası kendi içerisinde cahil. Burası benim için çok önemli. Kendimce böyle sıkı sıkı tuttuğum yer değil. Ama burası çok önemli. Burada bütün varlık kendi dairesinde. Varlığın başlangıç noktası cahil. Beni Rabbim terbiye etti. O da kendince varlığın başlangıç noktası olarak ben onu görüyorum. O da diyor ki beni Rabbim terbiye etti. Burada normalde insan da orada varlığın başlangıç noktası cahil. Melekler de varlığın başlangıç noktasında melek olduklarını bilmiyorlar. Varlık o esnada isme bürünmemiş, surete bürünmemiş. İsme ve surete bürünmemiş. Varlık kendi dairesinde, kendince ne olduğunun dahi bilincinde farkında değil. Cahil çünkü orası. Burası o normalde bu benim kendimce tefekkürüm. Tekrar söylüyorum. O varlığın başlangıç noktası bir nur sağanağı gibi görün. O nur sağanağının her zerresi farklı bir varlık. Ama henüz daha o surette değil. O henüz daha sirette de değil. Henüz daha bir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Bakın hiçbir şeye benzemiyor.
İnsan orada cahildi. Varlık orada cahildi, melekler de cahildi. Ve varlığa, surete bürünecek her şey orada kendisi de bilinmezlikteydi. Varlığın kendisi olarak, yani normalde biz bunun varlığın bütün unsurları olarak görebiliriz. Ve bütün unsurlar o esnada kendileri de kendilerinin ne olduğunu bilmiyordu. Ve belki de bunu böyle değerlendirmekten erotizm olarak düşünmeyin. Hepsi de çıplaktı. Belli bir zaman sonra hepsine farklı elbiseler giydirildi. Ve hepsi de kendi siretlerinin elbiselerini giydiler. Hepsi de. Burada kendi farklı elbiselerini giyerlerken hangisi hangi unsur adına yaratıldıysa o unsurun suretine bürünmeye başladılar aşağı doğru. Ve aşağı doğru inerken varlık başlangıç olarak yukarısını görürsek bize veya başlangıç olarak bu direği görürsek, bu direkten sonra bu direğe doğru gelirken bu sefer surete dönmeye başladılar. Ama bu direğin başlangıcında kendilerince bir suretleri yoktu henüz. Bir elbiseleri yoktu henüz. Bir manaları yoktu, bir anlamları yoktu. Yavrum çok sabırsızsın be evladım. Kesmeyeceksin çocuğum. Burada normalde burası böyle bunu böyle algılarken burası metafizik denilen, yani çünkü orada hiçbir şey yok. Yani orayı çok karanlık olarak da görmeniz mümkün, çok aydınlık olarak da görmeniz mümkün. Orayı normalde dur sağına halinde görmeniz de mümkün. Bu noktada bu başlangıç noktası akla gelmeyecek olan bir şey. Burası çünkü büvetçesiyle ortasında Arabice hayal perdesi var diyelim. Böyle yani birbirinin içindeymiş gibi görünen ama birbirinin içinde görmeyen. Acı suyla tatlı suyu ikisini bir yere koyduk ama araya bir sınır çizdik dediği hayal perdesi o sınır. Yani acı su dediğimiz şeyi biz eğer varlık olarak görürsek tatlı su olarak da gördüğümüz şey ayağını sabitenin başlangıcı olarak yani Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetinden varlığa coşkunluk olarak görürsek arasında bir hayal sınırı dediğimiz hayal olarak bir sınır var. Yani Allah'ın zatullahı ile varlığın kendi arasındaki bir sınır gibi koyalım. Ama oraya bakan kimse Allah alem orayı görenlerin bir kısmı kendilerince zatullahı gördüklerini düşündüler. Ama o gördükleri zatullah değildi. Onlar da belki de körleştiler. Körleşince zatullah olarak gördüler. Körleştiklerinden dolayı. Çok parlak bir şey bakıp gözünün kamaşıp hiçbir şey görmemen gibi. Burada normalde o başlangıç noktasında hiçbir suret yok. Orada hiçbir şey olmayınca oraya karşı hükmetmek, oraya karşı herhangi bir akıl olarak bir şey koymak, akıl olarak bir yere koymak orası mümkün değil. Orası bir zevk, orası bir hal. Bu zevk ve hal o kimsenin manevi derecesine ve bakışına göre değişecek olan bir yer. Ve burası da aşkın sınırı diyebiliriz biz. Aşk olarak aşığı gelebileceği bir nokta olarak görebiliriz. Buradan sonra biz zaman ve mekanın başlangıcını buraya koyacak olursak eğer buradan sonra gelecek olan bütün her şey evet aşağı doğru inerken veyahut da o zaman dediğimiz düzlemin üzerinde yürürken bir müddet sonra surete bürünmeye başladı. Bakın cisme bürünmedi yine. Bir müddet sonra surete bürünmeye başladı. Surete bürünmeye başlarken her şey kendi elbisesini giymeye başladı. Her şey kendi suretine bürünmeye başladı. Burada kendi suretine bürünmeye başlarken her şey, bu suretin başlangıç noktası kalem. Surete bürünenin başlangıç noktası kalem. Ardından hemen çok bu kısa dönem bu. Çok kısa bir zaman birim. Ardından levh-i mahfuz. Ve kaleme ilk surete bürünen kalem olunca ve ardından levh-i mahfuz olunca hızla kalem ve levh-i mahfuz gelen bütün
ilmi bu noktada hani surete bürünecek olan bütün hepsinin ilmini, kaderini, elbisesini levh-i mahfuz yazmaya başladık. Ve o Allah-u Alem hani kalem kuruduğu noktası burada bir veçesiyle tersinden bakarsak aslında her şey oldu bitti levh-i mahfuzda. Levh-i mahfuzda her şey oldu bitti. O zaman melekler bir kısmı, az önce dedim bu bütünü bütün bir kamil bir kalp olarak görürsek o kamil kalbin içindeki kuvve-i maneviye levh-i mahfuzdaki tecelliyatı görünce o kuvve-i maneviye dile geldi. Dedi ki yeryüzünde zulmedecek, savaş çıkaracak bir kavim mi yaratmak istiyorsun? Burada çünkü Cenab-ı Hak bir veçesiyle kendinden kendine konuştu. Bu biraz sıkıntılı bir nokta ama kendinden kendine konuştu derken kendi kaderine kendi kelamıyla karşılık verdi. Kendi var ettiği bir şeye yine varoluşta cevap verdi. Var ettiği bir şey yine var ettiği bir şeyle konuştu. Var ettiği bir şey var ettiği bir şeyle konuşabilir mi? El cevap konuşabilir. Biz onu normalde algılarken kendimizce Allah'la olan bir diyalektikmiş gibi algılıyoruz. Varoluşun kendi içerisinde diyalektiklerin hepsi de varoluşun kendi hukukunun içerisinde oluyor. Bizim kalbimizde bir tarafta melek dediğimiz vicdan, bir tarafta şeytan konuşuyor. Melekle şeytan ikisi de var olan bir şey. Unsur ikisi de. İkisinin de unsur olması ve iki unsurun birbiriyle konuşması muhal. Ama bir melek Allah ismi şerifi altında bir zatla konuşmuyor. Bir melek orada ayet-i kerimede Allah'a dedi ki demiyor. Burası ince perde. Unsurların var olan suretlerin, var olan cisimlerin birbirleriyle diyalektikleri var. Buradaki diyalektik hiçbir zaman Allah'la değil. Sıfatların tecelliyatı var. Burada mesela bütün sufiler kendilerince bu diyalektiklerini de Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının üzerinden söylüyorlar. O yüzden meseleye toparlayayım dağıtmadan şimdi. Meleklerin öyle konuşmaları yine kendince var olan unsurların arasında geçen bir konuşma. Allah'la yaratılmışların arasında değil. Ayet-i kerimelerde müteşabih olan meselelerde bu ince noktaya dikkat edin. Cenab-ı Hakk'ın orada bir sıfatı konuşur. Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatının tecelliyatı vardır. Zatullah yoktur orada. O yüzden mesela işte şeytan Adem'le konuşur. Şeytan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıyla konuşur. Şeytan direkt Cenab-ı Hak'la konuşmaz. Burada bir ince perde var. Hazreti Cebrail aleyhisselam Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine diyor ki sen bundan sonra tek başına gideceksin. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerinde Allah'la benim aramda iki yay mesafesi kaldı demiyor. Cenab-ı Hak'la benim aramda iki yay mesafesi kaldı diyor. Buradaki ince dil nüansları var.
o din nüanslarının üzerinde dikkat etmekte fayda var. Sufilerin bir kısmının ayağının kaydığı yerler bunlar. O yüzden bir meleğin konuşması normal. Bu meleğin konuşması Cenab-ı Hakk'ın kendi Zatullah'ın konuşması gibi algılayamayız. Surete bürünmenin zamanını normalde her suretin kendine ait bu nokta, her varoluşun kendine ait bir surete bürünme zamanı var. O var olanın kendince kendi hakikatine göre. O yüzden varlığın içerisinde örneğin Cebrail Aleyhisselam'ın surete büründüğü zaman ile birinci kat gökteki meleğin surete bürünme zamanı aynı zamanda değil. Burada müteşabih. Hocam, yani normalde bu anlattıklarınızdan anladığım ve sormak istediğim şey şu. Yani bu yaratılışın başlangıcıyla beraber işte bir az yoğun veya işte yok denecek kadar az yoğun olan bir madde yoğunlaşa bir şekle bürünüyor vesaire. Yani şu geldi aklıma, hani buhar işte birazcık soğukluğa karşılaşıp yoğunlaşıp soğuyor, daha sonra biraz daha katılaşıyor, bu sefer elektrik bir hale geliyor. Farklı boyutlarda farklı boyutlarda bu. Yani normalde o zaman ben yani buz muyum, su muyum, buhar mıyım veya hiçbir şey. Neye göre denemek? Hiçbir şey sen. Ben varım. Kendi kendine mi varsın? İşte burayı bilmiyorum. Şu an mesela buz halimi, buz halimi görüyorum, buz halimi. Ama mesela su halimi nasıl bir şey bilmiyorum. Ama diyorsunuz ki su halinde, yani su değil. Veya işte onun öncesi var. Ama onun öncesinde, ya ben o zaman kimim bu noktada? O ilk yaratılışta her hiçbir şey, böyle şekil, şemali bir şey yokken, kimsenin bir elbisesi üzerinde bir şey yok. Herkes bir şeydi ama ne olduğunu bilmiyorum. Hocam ben o muyum? Buna göre bir değerlendireceğim. Yani nedir bu? İlmen yakin noktasında insansın. Yetmez mi? Efendim, Araf suresinin 179. ayetinde biliyor ki andolsun ki cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık diyor. Yani burada anlayabileceğimiz, az önce bahsettiğiniz, bir daha sormayın dediğimiz, yani hakikatle alakalı bir mesele bu. Bunu nasıl yorumlarsınız efendim? O insanlar cehennemlik amel işlediler, cehennemlik amel işleyince cehenneme gidecekler. Peki, hasıl noktası mı bu? Cehennemlik amel işleyenler cehenneme giderler, cennetlik amel işleyenler cennete giderler. Hiç oraya mı gidiyorsun? Niye? Bunun hakikatine. Bu noktada hani az önce kendisini soruyor ya o kendisi. O da diyor ki ben neyim diyor. Normalde bunun hakikatini öğrenmiş olsan dahi bir şey değişmez. Bu noktada bir kimse kendince, kendi cüz iradesinde kulluk yapmaya çalışacak. Bunu bilmeniz sizde bir değişiklik meydana getirmiyor ki. Bir değişiklik meydana getiriyor. Peki cehennemlik olduğunu bildin, ne yapacaksın? Çok basit. Cennetlik olduğunu bildin. Ne yapacaksın? Şu dünyada öğretmeyeceksin. Buralar ne? Yani normalde cennetlik olduğunu bilsen de, cehennemlik olduğunu bilsen de sonuçta kendince yapacak oldukların belli mi? Belli. Burada normalde insanlar aslında yani uğraştıkları alan kendisine lazım olmayacak olan alan.
İnsanlar kendi bulundukları noktada ve dairede kendisine lazım olan ilmi öğrenecekler. Ve bu noktada hani ayet-i kerimiz diyor, siz bildiklerinizle amel ederseniz bilmediklerinizi size öğretiriz. Bizim insanımızda şu var. Yani ben şimdi böyle konuşacağım, yanlış anlayacaksınız siz şimdi belki de. Biz dervişliği böyle öğrenmedik. Sufi kendi bulunduğu dairede yapmakla mükellef olanları yapar. Sufi kendi dairesinde yapmakla mükellef olduklarını yaparsa ona gerekli olan ilim gelir. Eğer normalde bir kimseye lazım olmayan ilim gelirse onu temelli cahil eder zaten. Şimdi Murat Hoca kanserle alakalı uğraşıyor. Murat Hoca kanserle alakalı bütün ilme vakıf olma yolunda gitmesi lazım. Ve her ona bu noktada ilim, onun ilmine bir katkıda bulunacak. Ve o ilim onun üzerinden tecelli edecek. Ama o bunu yapması gereken şeyi yaparak da elde edecek. Eğer o şimdi yapması gerekmeyen, ona hiçbir faydası olmayacak olan, hani faydasız ilim diyor ya hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz, ona lazım olmayan bir ilmin peşine giderse o ilim onu cehle götürecek, cahilliğe götürecek. Çünkü o ilim onunla alakalı değil çünkü. Sufi böyle bakar meseleye. Yani bir kimse abdestin farzlarını öğrenmeden daha, namazın farzını, vacibini öğrenmeden, sufilik noktasında belli bir noktaya gitmeden ben neyim diyor soruyor. Seninki anlatabildim mi? Yani o da diyor ki kimini cehennemlik olarak yarattı. Evet, kimisi cehennemlik yaratıldı. Öyle desem bu sefer cebriyeyiz o zaman. O kimse cehennemlik olarak yaratıldıysa biz öyle algılayacağız o zaman diyecek. Oysa o mutlak kader noktasında kimisi cehennemlik. Nasıl mutlak kader noktasında cehennemlik? O ki insanların cehennemlik olacağı belli. Cehenneme gideceği de belli. Cehennemlik olacağı, cehenneme gideceği de belli olduğundan mutlak kader noktasında Cenab-ı Hak onu cehennem olarak yazdı. Mutlak kader noktasında. Kim bu bilmiyoruz ki. Ve biz onu normalde tefsir ederken diyeceğiz ki o kimse hani şahadet aleminde cehennemlik ameli işleyeceğini bildiğinden Cenab-ı Hak onu cehennemlik yazdı diyeceğiz. Değil mi Yusuf Hocam? Tefsir olarak böyle tefsir edeceğiz. Ama normalde o şimdi cebriyeye doğru kafası kayıyor. Yani burada kesin hüküm var çünkü. Biz bir kısım insanları ve cinnileri cehenneme odun olarak yarattık. Kesin hüküm var. O şimdi şöyle görüyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak ayağını sabit ede onları cehennemlik olarak takdir etti. Onlar cehennemlik. Onların gidecek başka bir yeri yok. O ilmi eğer hakikat noktasından bakılırsa ayağını sabit ede o kimsenin ayağını sabit eden aşağı doğru giderken ruh, bak ayağını sabit eden bıraktım ruhlar alemine geldiğinde neyi seviyor ruhlar aleminde? Ruhlar alemindeki sevdiği şey ne? Biz şimdi bakın yaratılışa doğru geldik, ruhlar alemine geldik. Sevdiğine göre o kimse cehennemlikleri sevdi orada. Ama ayağını sabit ede varoluş noktasında da varoluşun orası mutlak kader. O kimse aşağı doğru o henüz daha surete bürünürken o cehennemlik elbiseye gitti, giydi. Biz aşağıdan bakarsak ona diyeceğiz ki o cehennemlik elbiseyi giydi orada. Kendince oradaki iradesiyle.
Ben bunu ne zaman anlatırsam anlatayım, Çanakkale'de de anlattım, aynı şeyi söyledim. Ama yukarıdan biz baktığımızda, hak tarafından baktığımızda, o kimsenin cehennemlik elbiseyi giymesi hak. Onu o biliyor ama. Onun nereye, ne tarafa gideceğini de o biliyor. O yüzden o varlığı normalde surete bürünürken cehennemlik elbiseyi giymesi halk tarafından bakılınca hak. Halk tarafından da bakılınca biz diyeceğiz ki Allah onun cehennemlik ameller işleyeceğini bildiğinden onu cehennemlik yazdı. Biz halk tarafından da böyle bakacağız. Aşağıdan bakarsak diyeceğiz ki Allah onun cehennemlik amel işleyeceğini bildiğinden dolayı onu cehennemlik yazdı. Yani kul kendi cüz'i iradesiyle cehennemlik ameller işledi. Burada cebriyet yok. Biz hak tarafından baktığımızda onun yeşil olması hak diyecek. Hakta. Diyecek ki ama o yeşili, o ben yeşil istediğim için giydirmedim. O unsur yeşile doğru gittiğinden dolayı onu giydirdi. Ancak böyle çıkacağız işin içine. Ama Gayrı beladaki mesele bu, bunun gibi. Ama normalde bu sufiye lazım olan şey değil. Burada anlatmak istediğim şey bu. Yani sufi, buradaki sufice duruş noktası o kimse bildikleriyle amel edecek. Haramdan uzak dur, uzak duracak. Şunu şöyle yap, öyle yapacak. Koşman lazım, koşacak. Şöyle yapman lazım, öyle yapmaya çalışacak. Böyle yapman lazım, böyle yapmaya çalışacak. Burada o kimse kendince, ya bu şuna benziyor. Sen şimdi tıpta okuyorsun, daha TUS'a girmedin, hiçbir şeye girmedin, dalın belli değil. Murat Hoca'ya diyeceksin ki, bana kanseri öğret. Murat Hoca'nın da sana diyeceği şey şu, TUS'a gir, bu bölümü kazan. Bu bölümü kazandıktan sonra ihtisas konumunda da buraya gelirse, gel yanıma ben sana öğreteceğim o zaman diyecek. Öbür türlü sana şimdi normalde gelip öğretir mi? Lazım mı sana? Peki. Bunun gibi bir şey. Hocam kaç tane yanında doktor çalışıyor? Ha yanında bir tane mi kaldı? Bir tane daha arkadaşlar onun otelinde gidecek de İlker yanında nasıl yardımcı olarak yeni başladı. Yeni başladı. Mübarek olsun. Ölüm katına hoş geldin. 11. katta değil mi hocam orası? 11. 9'u da verdi. 9'da mı sen? 11'e basınca herkes böyle dönüp bakıyor. Şeyde asansörde. Hatta ben bir gün geliyordum bastım 11'e tamam mı? Oradaki kadının biri dedi ki vah 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 dedi. Maşallah ne boylu posta adam dedi. Hani 11'e gidiyorum ben kanser hastasıyım üstünden. Ben hiç duymamazdım. Geldim gözümün ucundan baktım kadın ne üzülüyor bana. Ondan sonra ben 11'de indim, o 12'ye çıktı, o da indi aynı yere. Psikolojik kimse 11'e basmıyor hocam orada. Bir tek ziyaretçiler basıyor herhalde, bilmediklerinden. Hastalar da 12'ye falan çıkıyor orada. Siz bilmiyorsunuz tabi, asansör sizin özel ya. O adam oturuyor mu gene içeride? O tam eline bir tesbih vereceksin, onun tam itikaf çıkaracak her gün adam ya. Fırsat bulursun. Evet, çilhane ya. Adam asansörde bütün gün ya. Bugün korkmuş o. Ağaçta bir adam gelmiş, asansör düşmesinden, onu bacağı patlamış. Böyle bir tık ben ne yapacağım şimdi? Asansör düşerse ben ne yaparım? Herkesin yaşayacağı korku var ben. Allah iyisin inşallah. Elazığ'dan geldi Demik arkadaşa, hoş geldin. Kaç yıllık mezunsun? 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. Sen TUS'a girdin mi? Yok, daha girdim. Girmedin sen de daha. Allah yardımcın olsun inşallah. Elazığlı mısın? Elazığ. Neresinden? Merkez köyden. Maşallah. Kimin eli kalktı buralarda? Hiçbir şey yok. Biz hala da öyle diyelim, çıkalım işin içinden. Ben şimdi şey yapacağım. Bak,
Durmuyor, kurcalıyor boyuna bir şey. Hiçbir zaman bilinmeyecek olan bir şey, neden bilinmek istiyor? Demek ki bilinmek, bilinmeklik istemiş. Ona sormak lazım. Hiçbir zaman bilinemeyeceğin halde neden bilinmek istedin diye. O Allah'tır. Yaptıklarından ve dediklerinden sorumlu değil. Yedin canlı ne zaman? Efendim? Yedin canlı ne zaman kıyılır ya da ne zaman kıyar? Yani yedin ne zaman kıyılır? Sufi kimse öldürmez. Ancak devlet emrederse öldürür. Şeriat emrederse öldürür. Devlet ve şeriat emret, devlet dedim, şer'i devlet emrederse öldürür. Bu noktada ancak o zaman hak olur. Öbür türlü hak olmaz. Normalde İslam hukuku emrederse öldürülür. Ama mesela hukukun bu noktada cevaz verdiği yerler vardır. Mesela bir kimse, hadis-i şerifle sabittir, bir kimse sizi öldürmek için geldi, silahını çekti, siz çekip onu öldürdünüz. O diyor, ilk eline silahını atan iki katildir diyor. O zaman siz onu öldürebilirsiniz. Veyahut da o kimse sizin canınıza, malınıza, bir şeyinize kastetmeye kalktı. Eline bir kesici, delici bir aletle size karşı onu gösterdi, siz onu öldürseniz, o zaman hüküm olarak siz katil değilsiniz. O iki katil olmuş oluyor. Bunun gibi noktalarda bu noktalar var. Ama bir kimse bunun hükmünü vermeye kalkarsa, kendi kendine hükmederse İslam anarşi çıkar der. İslam ona müsaade etmez. O yüzden bir kimse mesela evinin içerisinde, dükkanının içerisinde veya sokakta kendini nefsi müdafaa noktasında birisini öldürürse, o kimse ancak o zaman kendini katil olmaktan kurtarır. Karşıdaki iki katil olmuş olur. Öbür türlü infaz kararı vermek insanlara ait değil. Bu sıkıntılı bir durum. Yani orada dini hukuk ve hüküm olarak işin içinden çıkılmaz. Buna hükmetme, bir otorite, İslami otoriteye buna müsaade edilmiş. İslami otorite açısından devlet, eğer ki bu noktada tabii bunlarla alakalı tartışmalar var. Hani bir devlet normalde tebaasının canını, malını, namusunu, dinini, aklını korumakla mükellef. Bunları koruyorsa o devlete itaat edilir. Hükmünü verenler de var. Hani İslam'ın hukuku olmasa dahi orada işlevsel olarak. Normalde devlet vazifesini getirmiş oluyor o zaman. O kimse o zaman o devlete itaat etmekle mükellef olarak kılınıyor bir kısmınca. Öbür türlü normalde Darül Harp'te, yani İslam hukukunun icra edilmediği bir yerde Müslümanlar kendi aralarından Darül Harp imamı seçerler ise, o Darül Harp imamına tabi olup Darül Harp imamının vermiş olduğu böyle bir fetvaya da uyabilir o kimse. O fetvaya uyarsa da ondan sorun olmaz. Bugün Orta Doğu'da yaptıkları şey bu. Mesela kendilerini orada Darül Harp imamı gibi görüyorlar. İmam gibi gördüklerinden dolayı hükmediyorlar. Caminin bombalanmasına, Müslümanların öldürülmesine. Burası tehlikeli bir nokta zaten de. Normalde Darül Harp imamı olarak Hanefilerde böyle bir cevaz var zaten. Şafiler, Malikiler, Hanbeliler de o aynı şeyi söylemişler. Böyle bir şey olursa belki de o kimse de ona hükmedebilir. Öbür türlü mesela hükümle alakalı bir orduda ordu komutanı, bir gemide kaptan bu noktada bu hükümleri yerine getirebilir. Ama öbür türlü yani bu hükmü yerine getirebilmesi için yine Kur'an ve sünnet dairesinde hakkında ayet ve hadisle imamların içtihadıyla açıklık getirilmesi gerekir. Öbür türlü birisi infaz kararı veremez birisine. Gemide kaptan orada gemide isyan çıktı diyelim ki, yolcuların selameti için, sağlığı için gemi kaptanı infaz edebilir orada. İnfaz ettirebilir. Gemi kaptanı da
kaptanı, aile reisleri olabilir mi? Gemi kaptanı, aile reisleri olabilir. Aile reisi bunu ama bu noktada Kur'an ve sünnet dairesinde infaz ettirme noktasında yine infaz ettiremez. Çünkü gemide, çünkü gemi kaptanı dediğimizde gemi denizin içerisinde. Yani birisi gemiyi batırmaya kalktı veyahut da gemiyi peşkeş çekmeye kalktı birisine. Orada hukuka müracaat edecek. Yani devlet yok ki orada. Yerel hukuk yok, yerel askeri güç yok, hiçbir şey yok. Okyanusun ortasında bir gemi düşün. Orada gemi kaptanı ona hükmetmek zorunda. Orada hüküm verebilir. Ama karada yapamaz. Karada devlet gücü var, yerel güç var. Bu gücün olmadığı yerde olması lazım. Denizdeki olan gücü siz hangi doğrultuda kullanacaksınız? Ne dağıtım olacak? Yoksa bu Kur'an ve sünnet dairesinde olacak. Elindeki gücü normalde mümkün ise her daim önce barışçıl kullanılacak. Önce nasihat edici, önce tövbeye sevk edici, önce onu doğru yola getirici. Mesela bunu normalde hüküm çıkarmaya kalkarsak, mesela karı koca ilişkisinde erkeklere verilen söz şu, diyor ki önce nasihat edin eşlerinize. Ondan sonra işte yatağınızı ayırın. Serkeşlik edeceğinden, serkeşlik burada aslında serkeşliğe bakınca da farklı manalar çıkarılıyor da ben orada serkeşliği namus olarak görüyorum. Yani bir kadın namusuna leke getirecek hal ve hareketler yapıyor. Yani örneğin işte orada bir gitmemesi gereken bir ev var, bir kadın var, ahlakı düzgün değil bir adam var, ahlakı düzgün değil, o tarafa doğru meylediyor kadın. Bu sefer böyle bir, buradaki serkeşliği ben sadece namus olarak nitelendiriyorum. Çünkü o normalde o surenin şeydeki devamında, o surenin devamındaki Nur suresinde devamındaki bir ayet-i kerimede aynı serkeşlik kelimesini kadınlar için, erkekler için de kullanıyor. Diyor ki eğer erkekler de serkeşlik edecekse, orası enteresan bir nokta. Eğer erkekler de diyor serkeşlik edecekse kadınlara nasihat ediyor. Siz de diyor bu noktada eşleriniz hani ne o şeyle anlaşarak ayrılmanızda bir beis yoktur. Hani haklarınızı alaraktan, anlaşaraktan ayrılmanızda bir beis yoktur. Erkeğin serkeşliği ne olur? Erkek normalde işte erkek de eğer gözü kaşı başka kadına kayarsa, kalbi başka bir kadına kayarsa, bir başka bir kadını istiyorsa o erkek ve kadının o adama karşı yaptırımı olamaz, dövemez, sövemez, nikahlısı evi terk edemez. O zaman kadına nasihatte bulunuyor. Diyor ki sen de anlaşaraktan, yani haklarını alaraktan adamdan ayrılabilirsin. Şimdi buradaki o serkeşlik kelimesi enteresan. Yani kadının serkeşi olacak da erkeğin serkeşi olmaz mı? Erkeğin de serkeşi olur. Buradaki mesela erkek kadına normalde işte davranış biçimi olarak nasihat etmek baştan. Ardından yatağına ayırmak, ardından dövmek, yani şiddete gidiyor iş. O yüzden insanların arasındaki problemlerde, meselelerde problem çözücü olarak önce nasihat etmek. O kimseyi normalde ondan sonra onunla aynı yolda olmadığını, aynı düşüncede olmadığını anlatmak. Ondan sonra onu sertlikle yola getirmek, daha da olmuyor, sertlikle yola getirmek. İnsanların arasındaki problemleri çözmede birinci derecede nasihati ele alacak insan. Barıştırmaya ele alacak. Kavgayı, savaşı değil. Ben mesela bunu böyle devlete atfedeyim ben şimdi. Ben mesela çözüm süreciyle alakalı meseleyi çok destekledim. Yani devletin yapması gereken şey bu çünkü. Otur karşındaki kimseyle konuş. Ne yapılması gerekiyorsa kendi vazifelerini yerine getir, insanların şikayeti var. Bu şikayetleri makul ölçüde hallet. Onlar da silahı bıraksınlar. Hatta normalde silahı bırakıp hepsini de affediyoruz deseler de hepsinin de affolması için ben mücadele edecektim. Hazırladıydım kendimi. Yani dedim ki böyle bir şeyin olması lazım ülkede.
Gerçekten hala da olması lazım. Ben bunu devlet bazında da aldığımda derim ki devlet normalde nasihat etsin, söylesin, yapmayın, etmeyin. Gelin bütün haklarınızı verelim. Burası hepimizin ülkesi. Herkes hür bir şekilde yaşasın bu noktada. Ama olmayacak bir şey istersen bu farklı bir şey. Devlet bazında da. Nasihat etsin devlet önce. Suçu engellemeye çalışsın. Mesela bütün devlet daire, bütün devlet sistemi içerisinde suç engelleyici nasihat, bilgi, eğitim, öğretim, kurslar bunların yapılması lazım. Suçu ortadan kaldırmak lazım. Ondan sonra ceza sistemi gelmesi lazım. Yani devlet önce cezalı, sonra eğitmeye kalkarsa olmaz. Yani sen cezayı vermişsin zaten, nesini eğiteceksin ki? Örneğin şimdi bana deseler ki ya, işte içki kullananların hepsini dövelim. Yok kardeşim ya, sen nereye dövüyorsun önce? Sen önce 10 yıl rehabilite et. 10 yıl eğit insanları, içkinin kötülüğünü anlat, eğit onları. Ve satımıyla alakalı kısıtlamaları getir, üretimiyle alakalı kısıtlamalar getir. 10 yıl sonra de ki artık içki içeni cezalandıracağım, örneğin. Ama o nasihat dönemini geçir. Sen şimdi örneğin, şimdi hemen kalk, yarın de ki içki içene şu kadar değnek vuracağım. Bu fıtrata aykırı, bu dinin fıtratına da aykırı. Nasıl dinin fıtratına aykırı? İçki İslam toplumunda tedricen yasaklandı. Önce uzak durun dendi. Sonra içki içenler namaza yaklaşmasın dendi. Ondan sonra bu size tamamiyetle haram dendi. Bakın burada İslam'ın fıtratı tedrici bir şekilde bir şeyi ortadan kaldırıyor. Önce 60-70 tane kadını olan vardı. Bunu hiç kimse görmez böyle. Sonra İslam onu dörde indirdi. Ondan sonra dedi ki bir eşlilik sizin için daha hayırlı göründü. Daha hayırlıdır dedi. Bak tedricen toplumdaki sosyal faciayı da önlüyor. Yavaş yavaş götürüyor. Önce kölelikle cariyelik elinde el bombası gibi fitili çekilmiş elinde buldu. Toplumda böyle bir şey var. Sonra ilk köle azat etmeye başlayan Müslümanlar, onların da ilki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Peygamber Efendimizin tavsiyesiyle. Ondan sonra kölelik tedricen kaldırıldı. Cariyelik sistemi de aynı. Önce cariyelik var. Sonradan Müslümanlar, Müslüman erkekler cariyeleri nikahlamaya başladılar. Hür İslam kadınları çok pahalıydı. Öyle olunca İslam erkekleri cariyeleri kendilerine hanım etmeye başladılar. Böylece ortalıkta cariye kalmadı. Yani toplum bir müddet sonra onu rehabilite etti. Bunun gibi yani İslam bir şeye nasihat eder önce. Öğretmeye çalışır, eğitir. Ondan sonra yasaklar, ondan sonra cezalandırır. Bakın dikkat edin. Önce eğitir, öğretir. Sonra yasaklar, sonra da cezalandırır onu. Ceza sonundadır. Önce o yüzden ailevi meselelerde, toplumsal meselelerde, iki ailenin arasındaki meselede, iki toplumun arasındaki meselede önce hakim olan nasihat olacak. Önce hak hakikat ayrılacak, nasihat edilecek. Ondan sonra o kimse, o mesele tedavi edilecek, sonra ceza edilecek. İslam fıkhında da aynıdır ki, mesela bir kimse darül harpte yaşasa, zinanın haram olduğunu bilmese, o kimseye rejim edemezsiniz siz. Bir kimse içkinin haram olduğunu bilmese, siz ona bir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse zinayı gayet normal, makul olan bir şeymiş gibi görse, Müslümandır o. Hem bir de siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ancak nasihat edersiniz. Yani dinde bu böyle değil deyip onu anlatırsınız. Onun anlaması için de Kur'an sünnet lazım. E kiminde kitap da yok, sünnet de yok. Dilden doğma, kulaktan doğma Müslüman. Ben bir Türk Orta Doğulu kadınla tanıştıydım. Bilmiyor. Haram olduğunu bilmiyor.
İçkinin haram olduğunu bilmiyor. Ya dedim haram. Biz diyor yemeklerde diyor her yemekte vodka geçeriz diyor. Kimimiz kırmızı içer diyor, kimimiz vodka içer diyor. Haram değil bizde diyor. Hiç seslenmedim. Anlattım. Siz dedim komünist bir sistem geliyor mu? Sistemle mi geliyor? Din öğretilmedi. Bizde de öğretilmedi çok dedim. Bilmiyoruz. O diyor ben Muhammed'iyim. Benim dedem Muhammed'i diyor kendince. Hemen aklıma hadis geldi. Öyle bir zaman gelecek ki diyecekler ki diyor benim ceddike Muhammed ümmetindenmiş. Benim şefaatim ona vacip olacak diyor hadis-i şerifte. Hadis-i şerif aklıma geldi. Dedim bunu Hazreti Peygamber söyledi dedim sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle durdu. 1400 yıl önce söyledi dedim. Hadis-i şerifte dedi ki dedim ben öyle bir zaman gelecek diyecekler ki ceddike Muhammed'iydi. Benim şefaatim ona vacip olacak. Sana vacip dedim şefaat. Allah Resulü sana vacip şefaat edecek dedim. Başladı ağlama. Ben anlattım o ağladı. Mekanın sahibi de hani ben böyle ona mal satıyordum. O kendince bana tuzak kurmuş. Sonradan kendisi söyledi. Yani o kadın beni baştan çıkarması için dükkanda bırakmış. Ondan sonra yani ben dedi bir yere kadar gidip geleceğim Hacı abi dedi sen bekle dükkanda dedi mesele Trabzon'da oluyor. Ben de ödeme almaya gittim oraya. Ondan sonra hatta iddialaşmışlar çevredeki esnaflarla beni tanıyanlarla demişler ki biz ona öyle bir kadın koyacağım önüne Hacı hayır diyemeyecek demiş üst kata çıkacak. Bu bir geldi dükkana, kadın ağlıyor, ben ağlıyorum. İkimiz de ağlıyoruz. Ne oldunuz dedi, içeri girdi. Hani ne oluyor gibisine. Bu döndü adama bir böyle şey yaptı. Bir de kadın Çeçen çıktı. Vay ben bir başladım, siz dedim, senin ataların işte şöyle mücahitler, böyle Allah'a sevenler, böyle Resul'unu sevenler. Siz bizim atamızsınız, siz bizim kardeşimizsiniz. Ben bir başladım. Sen nasıl böyle bir yolda olursun diye ondan sonra başladı ağlama. O ağlıyor. Ben o ağladıkça ben dayanamadım. Ortalık kan revan oldu. O esnada girdi bizim adam içeri. Ondan sonra ona bir kaykıldı. Ondan sonra neyse adam da itiraf etti sonra zaten. Dedi Hacı abi dedi inandım sen çok sağlamsın dedi. İnandım sen harama bakmıyorsun dedi. Tebrik ederim seni dedi. Ben nice hacılar gördüm böyle dedi. Ondan sonra bu sefer de adamdan soğudum ben. Dedim ya sen kendini ne zannettin? Allah mısın sen dedim beni imtihan edecek. Kendi kendini böyle yapacak. Ondan sonra dedim bu sondu dedim. Senin yanına da gelişim sana mal da satışım. Kes hesabı dedim. Hesabı kestik. Bu sefer bir üzüldü o da. Asıl kelam. Şimdi öyleler de var. Yani ona nasihat etmek gerekiyor. O yüzden önce nasihat. İki soru konuşulan normalde birinci derecede gıybet olur. Onu konuşmazsın. Ben böyle uygun gördüm dersin. Ama çok zorunlu kalınırsa ümmetin selameti için bu noktada kötülük anlatılır ya buraya gitmeyin. Burada şöyle bir kötülük işleniyor diye ümmetin selameti için bu konuşulabilir. Veyahut da bir kimse gerçekten kötüdür. Kötülüğünü gizliyordur. Onun kötülüğünü yani aldatıyordur yani o kendisi. Onun aldattığını söylemekte bir beis yoktur. Biz kendi aramızda gıybet ettiğimiz ya şu doktor bırak ya aslında severim ben ama işte şurasında şusu var. Bunlar gıybettir ama bir kimsenin bir kötülüğü var. Mesela adam giriyor insanların içerisine Müslüman kisvesiyle herkesten borç para toplayıp gidiyor. Adam genç kızları kandırıyor gidiyor evlenme vaadiyle. Bir bakıyor nişan yapıyor. Oo harika.
Öyle kadınlar da var, öyle erkekler de var. Veyahut da bir kimse, örneğin işte kendince üzerinde olmazsa olmaz suçları var. Kötünün kötü olarak bilinmesinde bir beis yok. Burada çizgiyi çizelim. Mesela geldi birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bayanlardan birisi. Ya Resulallah beni filanca da istiyor, filanca da istiyor dedi. Dedi ki filanca hayli vakti yerindedir, eli vuraktır dedi. Filanca hayli vakti yerinde değildir, gönlü yumuşaktır dedi. Buradan hüküm çıkaracağız şimdi. Yani toplumu iyiliğe sevk etmek için kötülerin kötülükleri belli olması lazım. Kötü belli olacak ki toplum onunla ilişkisine dikkat etsin. Ya o kimse kendisini iyileştirecek böylece, bilecek toplum. Ya X adam evlenemedi. Sebep? Ya bunun dili sakat. X kadın evlenemedi. Neden? Ya sert mizaçtı. Kendince ahlakı sert bunun. Önüne girene tekme atıyor, arkasından gelene yumruk vuruyor. Ya bu herkes tarafından bunun bilinmesinde bir beis yok. Yani burada bir toplumu terbiye etmek, insanları terbiye etmek var ise o kimsenin kötü yönlerini tamir etsin o kimse. Neden kurulmuş sufi tekkeleri? Orada adam kendisini terbiye etsin diye. E terbiye etmeyecek, biz o terbiye etmediği halde biz onun kötülüğünü örteceğiz. Kötülük devam edecek yaşamaya. Kötülük yaşamaya devam edecek. Oysa diyeceğiz ki ya örneğin, yani doktorun böyle bir sıkıntısı vardır diyeceğiz. Aa, evet diyeceğiz, böyle bir hastalığı var doktor, örneğin. O zaman millet diyecek ya, evet ya. E şimdi bizde böyle bir algı var. Yani evet gönül arz eder ki hani hataları örtmekte gece gibi olalım. Eyvallah. Hataları örtelim ya. Gelmiş bizden birisi özür dilemiş, hatasından geri dönmüş. Örtelim biz onu. Ama bir kimse gözümüzün içine baka baka günah kebaire devam ediyorsa bunun nesini örteceğiz biz? Bu gıybet değil. Adam kumar oynuyor her gün. Biz, aa sen neden onun kumar oynadığını söyledin? Ya söylemeyelim de ne yapalım şimdi? Elin kızının başı mı yansın? Adam kumardan başını kaldırmıyorsa, adam içkiden başını kaldırmıyorsa, adam gece hayatından başını kaldırmıyorsa... Kadının ve erkeğin ailesine düşen vazife burada, eğer aralarında bir problem var ise o problemi nasihat ederekten çözmek. Herkes hatalı olan kısım kime? Hani böyle bir noktada ayet-i kerimede diyor ya, siz bir hakem seçiniz. O hakem ikisinin arasında Kur'an ve sünnet dairesinde hükmedecek. Kız babasıysa kızına diyecek ki ya bunu bu yanlış, böyle yapamazsın diyecek. Kocana tabi ol. Erkek babasısa, kabahat erkektese diyecek ki oğlum, yani bu Allah'ın emaneti, neden böyle davrandın, yanlış davrandın diyecek. Burada Kur'an ve sünnet geçerli olacak. Böyle bir durumda size sorulmasa dahi olaya müdahale edebilir misiniz? Mesela komşunuzun oğlu evlenecek, kızı diyorsun, gidip diyor, gelen kızı diyorsun, bak bu çocuk böyle böyle diyebilir misin? Size sormadan olaya siz müdahale edebilir misiniz? Eğer çok böyle elzem bir şey varsa, büyük bir şeyse ben söylerim. Peki buradan şimdi biz karşı tarafın hata ediyor ama özünde iyi insan. Hata derken hata ayrıdır, günah kebair ayrıdır. Ya burada mesela atıyorum, iş gücü bir insan da olabilir. Günah kebair o. Biz orada
Siz günah-ı kebairi örtemezsiniz. Hata ayrıdır, günah-ı kebairi ayrıdır. Büyük günahları örtemezsiniz. Yani bir kimse örneğin şirk ehli. Şirk ehli bir kimse, Müslüman bir kadın alacak nikahına. Ama kendi şirkini örtüyor, kapatıyor. Göstermiyor kimseye. Ama biliyorsunuz siz, inanmıyor. Aynı inanmama inancında devam ediyor. Ne yaparsın? Burada günah-ı kebair işlese ve pişman olarak işlese. Günah-ı kebaire bir kimse devam ediyorsa hayırlı geceler. Bir kimse günah-ı kebair açıktan devam ediyorsa o kimsenin o günah-ı kebairle anılmasında bir beis yoktur. Selamünaleyküm.